eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Efendim, büyük final gününde sizlere Çengelköy'den sesleniyoruz. 14 yıllık. Oo. Bir vermedi baba. İsmail'i başkasıyla nişanladık. Ailece karar verdik. Canım İsmail Bey'e ne yani? Çok çirkin geldi. Askerden yeni gelmişti. Görümce öbür gelini daha çok seviyor, ben sana söyleyeyim. Bu çemçük yapayım ağzımı da. Merhaba bebeğim. Niye o zaman, sen katılmadın kayınvalidemle hanımefendi? Ben değilim abi, konuşan Nurgül. Ama yemeklerin hiç güzel değil. Ben daha güzel yemek yapıyorum. Yemeklerin hiç güzel olmuyor. Bebeğim benim. Kapat, kapat. Benim abim evlenmeden önce her hafta sonu benim evime gelirdi. Çocuğumu alır gezmeye götürürdü. İsmail. Oyuncağını alırdı. Düşün yakamdan artık. Ama kocam artık yani. Onun da bir ailesi o. 20 koymuyorum anneciğim ben bunu. Tamam, girer kızım. Anne ya. Girmez. Anne bu olmadı, buna boşaltıyorum. Tamam, boşalt. Koyunun midesi, 4 tane midesi var zaten. 4'ünden biri de bu. Bugün Fatma Hanım'ın gelinin yaptığı numar dolmasını yiyebileceğimi düşünmüyorum. Hiç yemedim. Yo yo anne, sen biraz gider tamam, misin? Tamam, oturuyorum ben. Heh. Annem büyük ocağa koy. Yine anne, karışıyorum. Bu bir kaynasın. Kesme çorbamın hamurunu yoğurur. Tahminim kesme çorbası, erişte çorbası gibi bir şey olacak. Bu şeyi nişastayla açmak, yoksa açılmaz. Dilber dudağı. Onu yupkayı açıyorsun, içine ceviz dolduruyorsun. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Hadi kızım hadi, oldu oldu oldu, bitti bak. Çok güzel. Oo, anne harika. Güzel, oh misler gibi. Ay, ay. Ben bunu yemem. Neden? Vallahi ben de yemem. Hak ucundan tadından bakacaksınız. Vallahi hiç tatamam. Beğenmedim. Tattım, lütfen. Oh. Vallahi beğenmedim. Suhal Hanım aç kaldım. Ne yapayım? Ne yedi ki? Lahmacun mu söyleyeyim size, ne var? Ekmek var orada, çorba salata yiyeyim. Hanımlar beyler, Zuhal Topal'la sofrada da haftanın son günü büyük final heyecanı başlıyor. Şimdi söz her zamanki gibi Zuhal Topal'da. Efendim, büyük final gününde sizlere Çengelköy'den sesleniyoruz. Merhabalar efendim, bakalım 10.000 TL bu kapının ardında kime gidecek? Yarışmacımız ise Adana'dan gelen Fatma Hanım'ın gelini Nurgül. Çalıyorum kapıyı. Ha da çaldı. Merhaba canım, nasılsın? Merhaba Fatma Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba, seviniz ben. Sevinç. Aa, kızınız. Evet. Aa, siz nereden geldiniz? Adana'dan misafirlerimiz. Evet. Evet. Efendim, şimdi biz misafir. Nasıl geçeyim? Buyurun. Böyle geçeyim. Ben Nurgül Serinda, 34 yaşındayım. Kamu kurumunda çalışıyorum. İki çocuk annesiyim. Bir kızım, bir oğlum var. Ben Fatma Serinda, 59 yaşındayım. 35 yıllık evliyim, ev hanımıyım. Bir gelinim daha var. Özellikle Nurgül'le katılmak istedim. Nurgül daha becerikli mutfakta. Lezzetli de ama anne şimdi yani. Yemeklerim lezzetli. Evet, güveniyorum. Elim ayağım çabuk, hızlı yapıyorum Meryem yani. Meryem de iyi ama Nurgül'ün mutfakta daha becerikli. Ben daha becerikliyim. Ha, onun için Nurgül'le katılmak istedim. Kesinlikle daha becerikliyim. Kusura bakma Merveciğim ama ben daha becerikliyim kesinlikle. Biz güvenerek yola çıktık. Gelinimin el becerisine, marifetine, masasına güveniyorum. Birinci olacağız. Ödülü oğlum çok istedi. Oğlumun eğitimini harcamayı düşünüyoruz. Evet. Burası kimin evi?
Kızlar? Burası bir aile dostumuz, ahbabımız Leyla Hanım'ın evi. Leyla Hanım'a teşekkür ederim. Adana'dan geldik. Evet, evet, Adana'ya selamlar bir kez daha. Kaç yıllık gelinsin Nurgül? 14 yıllık. Oo, evliyim. Hiç öyle gözükmüyorsun. 4 desen inanırdım. Teşekkür ederim. Genç yaşta herhalde. Çok, evet. Evlilik genç yaşta yapıldı. Evlendik. Kaç çocuk var? 2 çocuğum var. İki çocuk, Allah bağışlasın. Yakın mı oturuyorsunuz Adana'da? Yakın sayılırız. Çok sayılırsın. Uzak değiliz. Ha. Sık sık gelir gider misiniz birbirinize, ilişkileriniz? Nasıl gelin kayınvalide 14 yıl artık gerçi? İlişkilerimiz çok güzel. Ama anne kız gibiyiz. Ama ne güzel. Ama 2 haftada bir gelir bana. Ha. Çünkü çalışıyor. Ha, eşi tamam. Var, çocukları var. Siz bundan şikayetçi olmadığınıza göre? Yok. Bir sıkıntı yok. Şikayetçi değilim. Ama evet, isterdim ki daha şey gelsin. Sık gelsin. Çok kayınvalide onu daha istiyor. Daha çok annesine zaman ayırır. Ha, evet. Anne yakın mı orada? Yok, anneye ben yakınım. Anneye yakın. Ha, Dünür'e yakınsınız siz. Ha, ben de Nurgül anneye yakın, onunla daha çok görüşüyor zannettim. Hayır. Önce annesi geliyor, ben ikinci planda kalıyorum. Görüşmekte. Ama normal. Ama görüştüğümüz zaman da çok tatlıyız. Ama yani şimdi anneyle kayınvalide bir olmuyor. Olmaz. Ya. Olmaz. Kesinlikle kayınvalidemi de çok seviyorum ama mutlaka annemin yerine. Yani şimdi sen sevince olan sevginle Nurgül'e olan ki bir mi? Aynen öyle. Tabii ki. Yani o gelin. Nurgül'ün gelin olarak sevgisi farklı, kızım olarak sevgisi farklı. Nasıl gelin geldin peki bu aileye? Nasıl? Eşin adı ne? İsmail. İsmail Bey'le. Biz eşimle görücü usulü evlendik. Öyle mi? Evet. Kim tavsiye etti? Kim kimi görmüş? Bir aile yakınımız tavsiye etmiş. Beni istediler. Bir vermedi babam. Vermedi. Yani niye? Ben vermiyorum dedi kızımı. Biz de ne yaptık o sırada? Ne yaptınız? İsmail'i başkasıyla nişanladık. 6 ay nişanlı kaldı. Ama böyle bir misilleme görülmüş şeydi. Hayır, misilleme değildi. Baktık ki vermeyecekler. Umudumuz yok. Ha. Ondan sonra gidiyorlar başkasına nişan takıyorlar. Hayır, başkasını isterseniz anlarım da başkasına nişan takmak biraz ileriki bir adım değil mi yani? Hemen nişan takıyorlar yani. Nişanladık. Evet. İsmail Bey mi istedi onu? Yok, ailece karar verdik. Canım, İsmail Bey'e ne yani? Görücü usulü oldu. Ya İsmail Bey evlenecek, ona ne? Görücü usulü olduğu için ama İsmail bunu ilk gördüğünde çok beğenmiş. Çok bile kanı tabii kaynamış. Bunlar gidiyor nişan takıyorlar. Ne? İsmail'in aklı bende, fikri bende. Onu soracaktım. Evet, İsmail, evet, İsmail bunu nasıl, ama İsmail bunu nasıl kabul edebilir yani? Yapamıyor zaten. Yapamadı zaten. Yapamadı. Evet, ama olmaz. Gönül kimi isterse. Kesinlikle. Evet. Geri atıyor nişanı. Attık. Atıyor eşim. Bak. Evet. Yapmayın. Tekrar geliyor. O kıza da yazık, günah değil mi? Onu da duygulayla oynuyor. Ama şimdi ya, mutlaka biz öyle. Yani ne bu İsmail'i bu kadar çabuk evlendirme telaşı? Sen gördüğünde ne hissettin peki? Ben gördüğümde ilk başta hani yani yaşı küçük diye mi artık bilmiyorum ama çok çirkin geldi gözüme. Askerden yeni gelmişti. Ama çok çirkin geldi gözüme. Abi bu kadar da çirkin değil lütfen. Estağfurullah, kimse çirkin değildir. Allah'ın yarattığı her kul güzel. Ya mutlaka güzeldir ama şimdi. Huy güzel. Şimdi evleneceksin, yuva kuracaksın anne. Biraz da güzellik de önemli. Tıfır mı geldi sana biraz? Yani evet. Tabiri caizse. Yani öyle geldi. Zuhal Hanım fotoğraflar var, gösterim, siz de görün yani. Yani evlenmeden önceki ve evlendikten sonraki. Before and after mı yapacağız? Yapalım. Sonrası. N-Ö, N-S. Nurgül'den önce, Nurgül'den sonra. Nerede fotoğraf var mı? Telefonumu. Telefon geldi bile yandı. Bendeydi Zuhal Hanım, buyursunlar. Telefonu niye aldın? İsmail'le konuşuyorduk. Allah'ım ya, aile yemeğine bekliyorum. Bayılır ya. Babası bunu da göstereyim. Şimdi. Soldaki mi İsmail? Sağdaki kim? Ben. Sevinç. Sevinç. Sevinç, bu sen misin? Evet. Ben de ikinci erkek çocuğu zannettim. Ama küpelerim var orada bak. Küpe göz. Ay canım. Vallahi ne var, ne güzel çocuk ya. Nesin çirkin. Allah Allah. Ne? Gelin değil mi? Beğenmedi. Bakayım son haline bakayım. İsmail'in şu anki hali. Şu anki hali. Benle evlendikten sonraki hali. Then now. Güzel. Ne var ya? Güzel oğlum. Oğluna ya diyorlar. Bak, evet. Ne var yani? Başka bir oğlun daha vardı sanki. Evet. Bir gelin. İbrahim oğlum var, gelinim var Merve. O ne kadarlık gelin? 5 yıllık gelin. Benden daha fazla çok görüşüyorlar çünkü kayınvalidem onun oğluna bakıyor. Arayalım mı? Benim çocuğuma bakmıyor. Arayalım mı? Merve'yi. Niye arayalım? Merveciğimi. Merveciği. Evet. Aa. Kötü görümce. Bunu da ilk defa duyuyorum. Sana nispet olsun ki arayalım diyor. Evet. Evet. Vallahi ben bilmem, siz karar verin. Merve bana dedi ki anne doğum. Merveciğim.
Efendim? Merhaba. Siz konuşun. Merhaba bebeğim. Biz canlı yayındayız şu an. Bebeğim dedi. Öyle mi? Evet, şu an Zuhal Topal Hanım sizi dinliyor. Öyle mi? Selamlar buradan. Merhaba Merve, nasılsın? Teşekkür ederim Zuhal Hanım, siz nasılsınız? Ben iyiyim. Valla ismin geçti de gıyabında çok andılar seni burada. Evet, özellikle görümcem. Evet, doğru demişler. Evet. Niye o zaman, niye o zaman sen katılmadın kayınvalidemle hanımefendi? Ben değilim abi, konuşan Nurgül. Evet, anladım. Sen katılsaydın o zaman, çok yakındıysan. Zuhan Hanımcığım, sizden bir ricam olacak. Efendim Merve. Ben bir temizlik programı istiyorum sizden. Temizlik programı. Evet. Çok ciddi sevindim. Tabii. Ben o kadar güzel yemek yapıyorum ki. Ha çok temizsin. Evet. Ha çok temizsin. Temizliğimi, evet, titizliğimi göstermek istiyor bu ekranlarda, evet, diyorsun. Evet. Çocuk annesiyim. Her tarafım kıyı kıyına. Tertemizim. Yerli yerindeyim. Düzenliyim. Merve. Ben de temizim. Ben de. Ama şimdi Merve. Sen çocukları anneye bıraktığın için Fatma Hanım'a, daha doğrusu ondan olabilir mi? Ama sabah bırakıp akşam oluyorum, ama akşam eve gittim, temizliğimi yine yapıyorum. Geceye kadar temizlik yapıyorum, yoğun çalışıyorum bir de ben. Nurgül Hanım gibi rahat değilim. Ama yemeklerin hiç güzel değil. Ben daha güzel yemek yapıyorum. Yemeklerin hiç güzel olmuyor. Yemeklerin olabilirsin ama çok temiz değilsin, kusura bakma. Sen ya, temiz değilsin. Merve, seni öpüyorum. Ailene sevgiler, ben selamlar, de. Adana'ya da. Teşekkür ederiz. Hadi öptüm. Dur, görümcem daha çok öpmek istiyormuş, bir saniye. Öyle kapatamam diyor. Tamam Merveciğim, seni çok seviyorum. Canım ablacığım, ben de seni çok seviyorum. Bebeğim benim. Kapat, kapat. Bebeğim benim. Kapat bebeğim, hadi kapat, görüşürüz. Kapat, Sevinç. Kapat. Bak bebeğim, seni sevmesem burada olur muydu? Sana da bir bebeğim geldi muydu? Ama. Geldi. Aşk olsun. Kasım patım derim ben bunu seviyorum. Aa, Kasım patı. Bir gün Kasım ayında bize gelmiş. İyi fesleğen falan demiyorsunuz. Ay. Beni nasıl? Bugün büyük final biliyorsun. Evet, evet. Ve kayınvaliden dedi ki Adana yöresine özgü, evet, çok güzel yemeklerimiz, evet, var. Ve evet, ben çok merak ediyorum. Kesinlikle. Nurgül bize ne pişirecek? Adana'dan gümbür gümbür geliyor. Hadi başla o zaman. Kesinlikle. Bakalım. Kesinlikle. Başlangıç olarak menüm Zuhal Hanım. Kesme çorbası yapacağım. Kesme çorbası. Ara sıcak olarak Adana'ya özgü, Adana'nın fıstık köftesi var. Yanına da kalem börek. O? Ana yemeğim. Ana yemeğim olarak şırdan mum var. Yapacağım sizlere. Hiç yapılmadı programda. Şırdan mumbar. Adana'nın. Of diyor oradan birileri. Yok. Tek geçiyorum lezzet konusunda. Vay be, evet, çok iddialı. Evet. Yanında bir şey var mı şırdan mumbarın? Yanında salata. Pirinç pilavı deme. Vallahi güzel, bayılırım. O yanında ekstra bir şey yemeye gerektirmez. Evet. Çok lezzetli. O başlı başına, evet, diyor. Kesinlikle. O sade yenilir. Baharatlarıyla. Salata vardır ama. Salatamız var. Mevsim salatası. Salatamız mevsim var. Mevsim salatası olur. Evet. Yeter. Turşumuz var. Oh. Turşu koyacağım. Evet, tatlı. Tatlı olarak da dilber dudağı düşürüyorum. Aa. Burada hiç ben Adana yemeği görmedim ya. Hiç. Burada hiç zahmet çekecek. Vallahi benim gelinim yemekleri çok zahmetliydi. Mumbar dolması Adanalı olabilir. Gerisi hep bizim bildiğimiz şey. Köfte, kesme çorba, hamur. Zor değil. 15 yıllık gelin yapması lazım. Benim gelinim 5 senelikte hepsini yetiştirdi. Bunların da daha tecrübeli olması lazım. Fatma Hanım'ın gelinin menüsü beklediğim gibi çıkmadı. Fatma Hanım hafta boyunca biz kebap yeriz, mangal yeriz dedi. Menüsünde hiçbir kebaba rastlamadım. O halde hemen ben seni markete uğurluyorum. Tamamdır. Tatlım. Hadi iyi alışverişler. Tamamdır. Sana. Teşekkürler. Biz de burada biraz daha Merve'yi. Aman şey... Merve, evet, dedim Merve'ydi, ben. Merve. Şey, İsmail. İsmail, Sevinç. Ha, Sevinç. Aile eşrafı. Evet, evet. Adana Merkez. Hazır Merkez. 01 Adana. Geliyoruz. Hadi. Hadi bakalım Nurgül. Umarım bir şeyleri unutmazsın. Manavdan başlıyoruz. İlk önce listemizi alalım. Manav, manav, manav. Evet, burası manav Nurgül. Manav. Tamam, manavdayız. Ne alacaksın önce? Manavdayız. Evet, manavdayız. Şükürler olsun. İlk önce maydanoz. Bir bak bakayım bana. Çok mu heyecanlısın sen yoksa? Ya sen heyecanlandırıyorsun şu anda beni. Ben mi heyecanlandırıyorum? Ben ne yaptım ki Nurgül? Maydanoz. Çiziyoruz maydanozu. Heyecanlı gelinimiz maydanoza tumturaklı bir çizik attıktan sonra diğer sebzelerini de almaya başlıyor. Sen neden çocuklarını kayınvalidene baktırmıyorsun Nurgül? Ya Merve oğluna baktırınca... bir de benim üst katta bakıcım vardı sağ olsun.
O bakacaktı. Merve'nin çocuğuna bakıyor. Ondan fırsat mı kaldı bana? Ne aldın şimdi? Roka'yı aldık. Roka tamam. Domates, limon. Gelinimizin manav reyonundaki işi birazcık uzuyor. Menüsü için gerekli olan malzemeleri birer ikişer torbalara doldurduktan sonra içeri geçmeye karar veriyor. Heyecanlı halleriyle marketin içinde dört dönen gelinimiz kasap reyonunu nihayet buluyor. Ben kıyma istiyorum. Az yağlı 300 gram kıyma bana. Kıyma ne içinde? Kıyma şırdan mumbar dolmamın içerisine koyacağım, daha lezzetli oluyor. Bir de benim Adana'dan siparişlerim vardı. Şırdan ve bunlar özel getirttirdim. Bir de Adana biber salçası. Adana biber salçası mı? Evet, biber salçası bizim meşhurdur. Domates salçası kullanmayacağım. Evet, Nurgül'ün var mı böyle hoşlanmadığınız, has etmediğiniz tarafları falan? Yok, aslında Nurgül'ü çok severim. Ne güzel. İşte ama niye böyle elçisini kıskandı onu bilmiyorum. Ben daha hiç bilemem. Siz biliyorsunuz, ben nasıl bileyim? Doğru. Senin canım, yani değil mi? Bizden biraz uzak yaşadığı için olabilir belki de. Yani evet. Bize çok yaklaşmıyor. Evet. Sürekli ailesi, kendi ailesine gidiyor. Merve de hep sürekli bizimle. Bizimle beraber. Biz sürekli beraberiz, gezeriz, tozarız. Alışverişe çıkarız ama Nurgül'le bunları yaşayamadık hiçbir zaman. Antep fıstığı, toz Antep fıstığı lazım bize. Bak ne diyorlar? Ah. Yokmuş ondan burada. Yok olmam, bizde Antep fıstığı olsun. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum ama. Mikser ne yapacağız? Ben nereden bileyim? Ne yapacağız? Peki fıstıksız olmuyor mu? Antep fıstığıyla süsleyeceğim ama. Normal fıstıkla süsle. Hayır. Hay aksi, nereden bulacağız ki onu? Bana temin edemez misiniz? Nerede bulabilirim? Bulamam. Kuru nane. Gelinimiz Antep fıstığını bulmaya kararlı. Fıstığı beklerken tatlısı için dondurma ve ardından soslarını da sepetine ekleyip içeceklere geçiyor. Ve ayran. Antep fıstığımız geldi. Ay harikasınız. Süper. Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Bir ameliyat geçirdim ben boyun fıtığında. Geçmiş olsun. Aradan 4 ay sonra geldi. Geçmiş olsun ha. Yok artık. Yani. Telefonla. Allah Allah. Evet. Geçmiş olsunu diledi. Telefonla geçmiş olsun diledi. 4 ay sonra evime geldi. Yani iş işten geçti ama ne yapalım. Hadi evet, kahve içmeye gidelim. Aa, evet, evet gidelim. Evet, buyurun. Hadi buyurun. Buyurun. Siz buyurun. Aldım. Arabayı düzelt Nurgül. Geldim. Hoş geldin. Son 2 saniyede gelmeyi başardın. Değil mi? Ama başardık. Harika. Gelinimiz tam 2 saniye kala alışverişini tamamlıyor. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Poşetlerini almayı unutma Nurgül. Ben alıyorum, hadi. Çabuk. Şimdi sırada geldiği yolu tıpış tıpış geri dönmek var. Sevinç kızımla İsmail benim eşimin ilk evliliğinden olan çocukları. İsmail ile Sevinç. Ben eşimin ikinci hanımı oluyorum. Öyle mi? Evet. Bunların anneleri tabii hayattaysa ayrılmışlar yeni evliyken. Evet. İki çocuk annesiyken. Ben sonra işte eşimle biz evlendik. Kaç yıl oldu siz evleneli? 35 yıllık evliyiz. Oo bayağı doğmuş. Evet. Peki velayet sizin anneye mi verildi, babaya mı? Babaya. Babaya tabii. Babaya verildi. Babamıza yaşadık. Öyle mi? Benimle büyüdü. Annemiz bizi büyüttü sağ olsun. Aa ne güzel. Anne diyorsun. Evet. Tabii ki. Evet. Yani ne kadar önemli. Ben gelin bravo. Geldiğimde. Bu bizim için çok değerli, kıymetli. Yani. Ben de onları öyle severim. Bravo. Benim kendi de şimdi kendi gibi. Evliliğimden bir oğlum, iki kızım var. İbrahim dediniz, oğlunuz. İbrahim, Sema kızım. Hı. Bir anladım. Kızım daha var değil. Öyle mi? O da Nevşehir'de üniversite öğrencisi. Ne, onlar da tabii kardeşiniz. Evet, tabii ki. Ne kadar güzel. Canım. Bravo, helal olsun. Gerçekten çok takdir evet. Ettim sizi. Örnek yani çocuklarım yabancı bir yerde bile, gerçek söylüyorum bunu, yabancı bir yerde bile kaç kardeş denildiği zaman 5 kardeşiz derler. Adana'nın gururu geliyor. Hoş gelsin ama yavaş gelsin. Aman Türkiye düşme gelin görsün. Türkiye gelin görsün. Görsün bakalım. Kedicik gel. Ne var ne var? Kazanacak mıyım? Hadi bana bir uğur getir. Tamam mı? Teşekkür ederim. Sema der ki anne yüreğime soruyorum der. Kendi kendime. İsmail abimimi çok seviyorum. İbrahim abimimi. Ama Sema diyor ki ne, ikisini birbirinden fazla seveyim. Ne güzel maşallah. İkisi bravo, de aynı. Bravo, yani, bravo. Ama onda benim de olması payım var. Olması gereken de bu tabii. Yani ki ben her zaman... Bizi bir araya toplayan zaten annemiz. Sevinç Hanım'ı en kolay siz çıkabilirsiniz oradan. Evet, size zahmet. Evet. Kızımız geldi herhalde. Şimdi boşanmalar oluyor. Evet sık sık duyuyoruz ve üzülüyoruz. Keşke kimse boşanmasın. Ömür boyu sürse evet. Evlilikler ama oluyor. İşte evet. Hayat şartlarıydı. Şuydu buydu. Ben geldim. Hoş geldin. Ben geldim.
Ne yaptınız? Ne yapalım? Sohbet ediyoruz Zuhal Hanım'la. Ben geldim. Hoş geldin. Ben geldim. Hoş geldin. Alışverişimi bitirdim. Şuraya geçtim. Yetiştirdim. Harika. Eksik hiçbir şeyim yok. İnşallah. Hepsini aldım. Süpersin. Aferin kızım. Hadi getir. Aferin. Siz ne yaptınız? Biz de çay, şey, ıhlamuruz. Valla ıhlamur içiyoruz. Yok, senin güzel günlerimizi anlatıyoruz. Güzel sizin günlerimiz. O özel durumunuzu şu an öğreniyorum ben de. Hani İsmail Bey'le, işte İsmail Bey'le İbrahim Bey'in şeyinde kardeşim evet, şeyinden evet, bahsediyor. Evet, kayınvalidem, evet. Öyleymiş. Ama ben onu gördüm, onu bildim, onu tanıdım. E tabi o bakmış zaten evet, bebekken evet, gelmiş aynen, çocuklar eline. Aynen, bak sen üstünü başını değiştirdin tamam, Nurgül'cüğüm. Tamam, yemek ben, yapmaya tamam, hazır bir hale gel. Üzerimi değiştiriyorum, saçlarımı kaplıyorum, hemen geliyorum. Boneyi verdin mi? Boneyi tak kızım, valizimde bone. Evet, hangi bone? Takılacak, doğru. Emine Hanım'ın verdiği boneyi söyledim. Mavi bir bonesi getirmişti evet, Emin. Bütün gelinler taksın diye. Hiçbir gelin takmadı. Takmadı. Ha, benim gelinim dedi takacak ki... Takacak mı Nurgül? Dedi ki ne anne, büyük saygım olarak takarım dedi. Vallahi saygıdan bravo. Saygıdan dolayı takarım. Vallahi dedi, bravo. Hiçbir şimdi gelin takacak, takmadı, göreceksiniz. Ben geldim. Ay, ne güzel geldim, olmuş kızım. Ne güzel olmuş gelinim. Emin Hanım görsün. Emin Hanım, bak, Emin Hanım görsün. Bir telefonla arkadaşlar, içinizden birini telefonla evet, çekin. Akşam masada yemekte kesinlikle gösterelim. Gösterelim. Bunu düşünmüş aslında. Hijyen açısından neden kıralım ki kayınvalidemiz? Vallahi bravo. İlk kez yani, saygıdan dolayı yaptım. Neden takmayayım? Sağ çeksinler. Kızım. Bunu da akşam sağ Emin Hanım'a gösterelim. Evet. Hediyelerim var size. Geliyorum. Nerede? Geliyorum. Nerede? Ne gerek vardı canım hediyesiz? Sizle olmak şimdi ne güzel oğlum, zaten. Uzaktan geliyoruz, hediyesiz olur mu? Adana'daki bölümlerimizi izlemiş miydin? İzledik, her zaman izliyoruz seni. Ay, bak, çok... bak bak, sarı portakal renkleriyle. Nurgül, şimdi neler getirdin? Saçınıza takabilir miyim? Ay tak tabii ki. Bu bizim Adana'ya öz. Ay çok güzel, Adana'mızı da nasıl yakıştı mı? Portakal karnavalında bunu gelin. Adana'ya sevgiler selamla. Ay canım Neza, sepetin güzel. Annemin aa, hediyeleri. Ay çok güzel. Onu kız kardeşim özel size yaptırdı. Kız kardeşim yap, adı ne? Hülya. Hülya'cığım çok teşekkür ederim, ne kadar güzel bir şey yapmışsın. Eline emeğine yüreğinize sağlık. Peki senin süresini başlatıyorum Nurgül'ün. Tamam mıyız? Başlayalım mı? Başla. Bütün haftanın en beklenilen, en merak edilen, en heyecanlı anına doğru evet, yavaş yavaş geliyoruz. Nurgül yarışıyor bugün, Adana'dan geldi. Evet. Teşekkür ederim. Arkadaşlar burada da geliyorum. Yemek olmadığı için gönül rahatlığıyla şu tarafa şöyle koyalım. Çok merhaba. Şerbetini derdi, koy kızım önce, tatlının şerbetini. Anne evet, yönlendir beni lütfen, unutma. Şerbetini. Şire. Şire mi diyelim? Siz şire diyorsunuz ya. Anneciğim evet, beni yönlendir, unutma yönlendir, lütfen. Tamam, tamam. Bak yönlendirmeye açık çünkü bir gelin. Çünkü önce kaynasın ki o hazır olsun. Yeme yemekleri nasıldır Nurgül'ün, konuşamadın? Harika ya. Valla. Eli çabuktur. Oh güzel. Çalışıyor ya, işten gelir. Bizi Ramazan'da yemeğe davet ediyor. Bravo. Bak hani her zaman yapar. Zamanı bol olur. Ne iş yapıyorsun Nurgül bu arada? Ben kamuda çalışıyorum. Halkla ilişkiler departmanındayım. Bravo valla. En çalışıyor. Arkadaşlarıma selamlar buradan. Selamlar çok bizlerle, seviyorum sizi. Evet, Dilber Dudağı. Kendi açacak. Evet, evet, evet. İlk önce şerbetimizi koyalım ki... Koy canım. Çeksin bir an evvel şerbetini. Efendim bizi arayın, gelin yarışmacı olun. 10.000 TL ödülü kapın. Eğer yemeklerinize, mutfağınıza güveniyorsanız lütfen bizi arayın. Gelinlerimiz... Sizleri bekliyoruz ama henüz gelin olmamış gelin adaylarımızı da bekliyoruz. Nişanlı sözlü hanımlar, kızlar bekliyoruz sizi müstakbel kayınvalide adayınızla. Şerbetimin şişesini koydum. Suyumu bekliyorum. Mercimeğimi yıkayayım. Yeşil mercimek. Yıka yıka. Hijyene dikkat. Tabii, tabii, kesinlikle. Tabii. Bu arada sevgili Nurgül'cüm, hazır sen buradayken. Aa, telefon mu çalıyor? O da ne? Sema arıyor Zuhal Hanım. Sakinle. Görümcesi Nurgül'ün. Açayım aileyle konuşuyor, ben anlamıyorum. Tamam ben size veriyorum size. Ben var seni anlamam. Beni oyalamayın. Hoparlörü açın, hoparlörü. Anneciğim. Şey, dikkat. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Zuhal Hanım'la ben mutfaktayız. Sohbet ediyoruz. Ya, çok selam. Yayınımız başladı. Nurgül'e başarılar dile. Dakikası başladı Nurgül'ün. Nurgül'e başarılar dilemek için aradım aslında ama. Heh. Aa, Sema merhaba, Zuhal Hanım ben. Merhaba Zuhal Hanım, nasılsınız? İyiyim canım, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ya ben... keşke bu program anne kız yarışması olsaydı. Anne kız mı olsaydı? Seni evet, ben daha güzel yapıyorum, yemek yapıyorum ondan. Aa, Nurgül ben evet, daha iyi yemek yapıyorum ondan diyor Sema. Benden mi? Evet. Hayır, kesinlikle. Başarılar diliyorum ama yapabilecek mi bilmiyorum, endişeliyim diyor. Kesinlikle, benim lezzetlerimi biliyorsun Semacığım, söylememe gerek yok şu anda sana. Ama biraz destek olun kız, bugün yarışıyor vallahi, burada yoksun var yoksun ama telefonla maşallah bombaladın yani. Görümcelik yapıyor. Oğlum takdir aldı,
arasaydın hala olarak, arasaydın. Neden aramadın? Halam olarak arasaydın. Hangi gezmede bilemedik ki, arayacaktık da ulaşamazdık diyor. Uydurmasın. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor, ablam beni destekliyor. Evet. Tabii canım. Tabii birbirinizi tutacaksınız tabii. Ben burada hadi, yalnız ben tek kaldım. Hadi. Neyse tabii. Annen Allah'tan annem ben var, yanındayım. Annem, annem evet, var diyor. Annem, anam diyor. Gelinleri ben de onlar gibi atarsam gelinleri yalnız olmaz kalır. Olmaz. Şimdi diyor tabii. Ben ayırt etmem evlatlarımdan diyor. Tabii. Ayrıca da Sema'da da birazcık diyor af buyur cadalozluk vardır diyor. Öyleyim. Ele maşallah yani. Bak nasıl anladım. Nasıl anladım Sema. Tamam ben seni çözdüm ya. Şu an canlandırabiliyorum kafamda seni yani. Ay çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Sema'cığım. Çok teşekkürler. Tamam inşallah. İyi yayınlar. Sağ ol canım öpüyoruz. Dikkat et kendine. Bay bay. İnşallah kazanır dedi. Onu da söyleyeyim de üstünde kalmasın. Yani bunları söylüyorum ama. Tatlı atışmalar. Evet kesinlikle. Gelin görünce severler. Kardeş kardeşle kavga ediyor. Çok güzel. Olur öyle. Bunlar tatlı atışmalar. Bunlar tatlı atışmalar. Tabii onun kendi burada yok ama yüreği burada. Gelin görümcelliği fıtratında vardır efendim. Birazcık bir çekişme, bir atışma, bir çatışma. Yani onlar da tatlı atışmalar. Ya Zuhal Hanım benim abim. Evlenmeden önce her hafta sonu benim evime gelirdi, çocuğumu alır gezmeye götürürdü, İsmail. Oyuncağını alırdı, yedirirdi, içirirdi, gezdirirdi. Yani Nurgül abim değişti. Bir ailesi var yani, bir ailesi abim var. Abim değişti. Düşün yakamdan artık kocamın yani. Ama kızım onun da bir ailesi oldu. Kocaman bizim abimiz. Hayır kocam bana bırakın artık hayır, ya. Hayır efendim düşemeyiz, o bizim abimiz, canımız, ciğerimiz. Onun da yok, bir ailesi yok. Var. Onun da bir ailesi var, iki çocuğu var. Aa, olur mu canım aynen şey? Ya ben izin veriyorum, ben izin veriyorum. Sen bizim abimizden koparamazsın. Konuş anne konuş. Konuşurum. Resmen abimden koparıyor diyor ki bir de. Onu diyor abinize sorun diyor. Halbuki kendisi koparıyor bizi abimizden yani. Ya niye koparsın canım? Siz bence daha sık görüşmek istediğiniz için. Bekar olduğunuz zamanlardaki şeyi istiyorsunuz. Ama o zamanlardaki şimdi zaman başka. İki çocuğu var yani. Ne yapsın adam? Kız çalışıyor. Biraz anlayış lütfen. Biraz da bizi de düşünsün. Vallahi Nurgül işin zor. Ama abim bizi... Bir kenara koyuyor, Nurgül ailesini koymuyor ama. Ha söyleyin yani. Benim annem. Ya ne olacak o? Biz haklı değil miyiz sizce? Vallahi ya biz oğlumuzu aşağıdan ediyoruz. Çekimserim burada ben, bir şey diyemiyorum. Yani ben abimi tamam seviyorum ama bence Nurgül bize şey yapmıyor. Diyorsunuz ki siz Nurgül ailesini çok rahat ve sık görüşüyor ama biz abimizle o şekilde görüşemiyoruz. Evet, görüşemiyoruz. Niye öyle oluyor Nurgül? Yani bilmiyorum. Kendi istemiyordur muhtemelen. Benlik bir şey değil yani. Allah Allah. O senin üstüne atsın, sen onun üstüne at. İstemiyormuş. Ya biz kendimiz, sanmıyorum. Ya daha çok biz kendimiz vakit geçirmek istiyoruz. Onu kabartma. Onun üstüne at Nurgül kabartma. Bak ikinci kabartma tozunu atıyordum görüyor musun? Ya atma. Kafa gitti işte bak. Sevinç senin yüzünden kafa ya, gitti vallahi. Var ya hep var ya Sevinç senin alırım yüzünden. Alırım aklını işte böyle senin. Sevinç senin yüzünden eğer bir ben bu Seba'da ikinci kabartma tozunu atsaydım var sen ya. Sen oraya odaklan, sen oraya odaklan. Seni... Evet ben seni takip ediyorum. Anne lütfen. Fatma Hanım evet. Yalnız onu ben yalnız bırakmam ya. Yok. Ben bu kızlara bırakırsam gelini parçalarlar. Görünce bunlar. Yok yok asla öyle ay. Şey olur mu anneciğim lütfen. Ödülü kazanırsan ne yapacaksın Nurgül? Oğlumun eğitimi için düşünüyoruz. Kaç yaşında çocuklar bu arada? Kızım var 3 yaşında. Maşallah. Oğlum var 10 yaşında. Aa, ne güzel evet. Bir kız bir erkek ne güzel. Ya, evet, bir kız bir oğlum Allah var. Bağışlasın. Evet. Amin. Evet. Amin. Allah şanslarını, bahtlarını açık etsin. Aa, iyi insanlarla karşılaştık. En önemlisi o. Tatlının hamurunu yoğurup dinlenmeye bırakıyor. Bu arada gelinimiz fıstık köftenin içini hazırlamaya başlıyor. Yok yok anne. İrmiği getir. İrmik yok, irmik koymuyorum ben buna. Annem irmiksiz ben sana. Yok. İrmik tamam, koymuyorum. Abi. Anneciğim ben buna. Tamam hadi. İrmik koymuyorum. Ya. İrmik girer mi girmez mi bu yemeğin içine? Hayır ya. Girer. Ben irmikli hayır, yaparım. Hayır girmez. Girer kızım anne, ya. Anne girmez. Nurgül yemeğini kendi bildiği gibi yapmaya karar veriyor. Anne bu olmadı buna boşaltıyorum tamam, şu an. Tamam boşalt. Ne oluyor? Tamam. Olmuyor, dar geldi. Bulgur da yeterliymiş, yeterliymiş. Bence de. Pardon. Bence onu da koyacağız. Tamam. Şu elbizini anne, sen altına. Dur benim bir tariflerim var, onları alıp hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Nereye? Geliyorum, geliyorum hemen. Tariflerim. Nerede tariflerin? Ha, bakayım mercimek şey oluyor burada. Geldim. Bu tencere boş. Geldim. Neyin tarifi o? Şurada.
da kalsın. Kesme çorbası unutmayın şey diye. Tamam. Şimdi ben bunu yoğuruyorum. Zuhal Hanım, gitmeden önce bumbar ve şırdanın malzemelerine bakmak ister misiniz? Onlar nereye koydun? Oraya çok koydum. Çok özel olarak bu aşamaya getiriliyor Zuhal Hanım. Evet, değil mi? Evet, biz özel. Evet. Koyunun midesi, 4 tane midesi var zaten. 4'ünden biri de bu. Hı hı. Bu birçok aşamadan geçiyor, temizleniyor. Marketlerde özel olarak sen da var yoğur. Zaten temiz bir şekilde. Evet. Normalde hayvandan kesildiği gibi hani ev halkı bizler falan hayvandan kesildiği gibi alıyoruz. Biz temizliyoruz. Tamam. Sen temizleyeceksin bunda. Ama ben temizlettim markette özel getirdim. Temizletti süper temizlenmiş bu. Çok uzun sürüyor çünkü bunun evet, temizlenmesi. Bunun temizlenmesi uzun sürer. İyi aynen. Yapmışsın. Aha. İyi düşünmüşsün onu. Aynen öyle yaptım. Çok güzel çok güzel. Bu ne? O da bumbar. O da yine hayvanın bağırsak kısmı. O da evet. Temizleme aşaması uzun olduğu için o ben bunları temizlettim. İyi yaptın. Annem biber çıkaracak mı bugün sofrada? Her yere biberiyle geldi. Valla çıkaracaktır. Acıyı, kavanozda acıyı seviyor çünkü kayınvalide. Evet herkese döktü çünkü. Aha. Hayır kimsenin tabağına dökmedim. Her masada kendi tabağına. Yani herkese dediğim de herkesin masasında yani. Evet, evet aynen öyle. Şundan bugün yine birazcık döktüm. Alacağım ben de dökeceğim bir şeye. Dök. Zuhal Hanım hatırlatmak isterim ki dün gelinimizin hediye ettiği kavanoz yok ortada. Onu ben gelinin evinde unuttum. Ne? Gerçek mi bu? Anam kızabilirler ha verdik hediye ama unutmuş. Ama onu masadan teşekkür ettim. Haber verin gelirken getirsinler. Öyle diyelim. Öyle Emine de çünkü özellikle söyleyeyim. Bıraktığını zanneder. Evet. Hadi yoğur bakalım sana kolay gelsin şekerim. Teşekkür ederim. İki saat sonra görüşeceğiz zaten. Tamamdır görüşmek üzere. Ediyorum geleceğim. Onları da mı götürüyorsunuz Zuhal Hanım? Aşk olsun yine. Hediyelerinizi ben aldım. Bendeler. Sırf benim bir şeylerim de hep bunun gözü benim bana gelen hediyelerde ya. Ben de bunları alıyorum. Hadi gel bakalım. Hadi güle güle Zuhal Hanım güle güle. Gelinimiz Nurgül fıstık köftenin bulgurunu iyice yoğurduktan sonra bumbar dolması için soğanları ince ince doğrayıp pirinç, baharat ve sıvı yağla karıştırıyor. Bugün Fatma Hanım'ın gelinin yaptığı bumbar dolmasını yiyebileceğimi düşünmüyorum. Hiç yemedim, yiyebileceğimi de sanmıyorum. Tadına bakmakta zorlanacağımı düşünüyorum. Bumbar dolması ben bildiğim. Biz onu hayvanın bağırsağının içine doldururuz. Ve pişirik bunu dolma diyorlar. Yok şimdi yapmıyoruz. Nenelerimiz yapardı. Onlardan görmüştük. Babaannelerimizden görmüştük bunu. Daha rahat doldurabilmem için bunu tamam, getirdim yeter, ben. Yeter 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 hemen içini koy. İç harca hazırlanan bumbar dolması dikkatlice doldurulması gereken bir yemek. Çünkü ince zar her an patlayabilir. Yitekle şimdi tüm yitekle. Dışarıya doğru tüm yitekle. Yeter. Hayır. Pirinciyle yitekle. Bu zor işlem Fatma Hanım'ın direktifleri doğrultusunda tamamlanmak üzere. Nurgül, çok sık yaptığın bir yemek midir bu? Yapardım da işte ben doldurma işi beni biraz... Ben bunları doldururdum, Nurgül de karını doldurur, karını dikerdi. Doldurma işlemi bütün hızıyla sürüyor. Bakalım kayınvalidelerimiz, gelinimiz Nurgül'ün bu özen ve emek isteyen yemeği için nasıl yorumlar yapacaklar? Doldurma işlemi bittikten sonra gelinimiz şırdanlarını dikmeye başlıyor. Hemen ardından onları tencerenin içine yatay pozisyonda diziyor. Yeter. Hayır hayır tuzu. Anne beni panik yapıyorsun şu anda. Sen bir sakin olur musun? Anne biraz hava al ya. Öyle anne mi? Bence biraz. Annem gidebilir mi biraz? Bak bak. Ben çok heyecanlandım. Kendine yardım ediyorum. Yok yok anne sen biraz gider misin? Tamam oturuyorum ben. Ha. Şırdanların üzerine soğanlar ve su ekleniyor. Annem büyük ocaksın. Yine anne, karışıyorum. Bu bir kaynasın. Onları bir deleceğim çatalla. Yok yok. Sonra kapağını kapatayım. Anne. Delme tamam. Delme ben hiç delmem. Anne şey çok şişiyor yok. Şırdan yemedim ama böyle çorbasını yapardık biz. İşkembeyle beraber ama bunu nasıl yapacak, ne yapacak bilmiyorum şırdan deyince. Bumbar dolmasını bize gelip sorması lazım. Herkes yemez zaten. Yani bizim bize sorup da öyle yapması gerekiyor. Bu bumbar dolması bu menü olmamış. Şimdi neye geçtin? Kesme çorbamın hamurunu yoğurayım o da çıksın arada. Elini yıkadın mı bakayım sen? Yıkadım kesinlikle yıkadım. Çok beceriklisin söylemeden edemeyeceğim. Sürekli yıkarım hiç asla şey yapmam. Anne. Yeter. Tamam mı? Yok az mı oldu? Anne bir bezecik zaten. Tamam. Olacak. Yetmez mi bu? Bir tane yumurta kırıyorum. İşte birazcık daha un benim. Bir yumurtaya çok gelir o. Gelinimiz çorbası için hazırlıklara vakit kaybetmeden başlıyor. Hamurun iyice kıvama gelmesi için biraz zorlanacak gibi duruyor. Bana olmamış gibi geliyor açıkçası. Olmadı özleşmedi ben.
Biliyorsunuz ben kesme çorbacı da çalışmıştım. Allah'ım, iyi bir günde fırıncı da çalıştım diyecek. Fırında da çalıştım tabii ki. Öyle eşimi tanırsınız ama. Eşiniz fırıncı mıdır? Evet. Nasıl tanıştınız acaba kendisiyle? Görücü usulüyle. Gördüğünüz anda sevdiniz mi eşinizi? İlk gördüğümde beğendim. İlk görüşte aşk diyorsunuz. Fiziği güzeldi, biraz zayıftı. Dedim ki bunun fiziği güzel. Esmerdi, kendi koyu esmer. Kara esmer değil, normal esmer. Bilmem yani, ilk gördüğümde gerçek çok kanım kaynadı. Halen o sevgisiyle giderim. Sizin adınıza çok sevindim. Bu arada kızınız da hamuru hazırladı galiba. Getir de kıvamına bakalım, doğru olmuş mu? Sert, güzel, güzel. Sert mi? Bana yumuşak gibi geldi. Yok yok, sert olacak. Sert olacak. Bu arada son bir saat. Yeter o bir saat bana. Deleceğim bunları biraz. Nurki. Anne bir dakika. Çok delme, patlar. Hep onları yarılır. Hayır, hayır, yarılmaz. Sen dur. Çok deldin bence Nurgül. Neden öyle yaptın? Delmedim, hayır. Gelinimiz bumbarlar iyice pişsin diye düdüklünün kapağını kapatıyor. Böyle kilitliyorduk. Tamam. Tamam. O tamam. Tamam. Şimdi sırada nefis bir tatlı olan dilber dudağı için hamur açmak var. Gelinimiz ilk olarak yoğurduğu hamurları küçük ve eşit parçalara bölüyor ve hepsini eliyle yuvarlayarak açmaya hazır hale getiriyor. Bu hafta kayınvalideler hep düşük puanlar verdi. Fatma Hanım, bir siz, bir de Emine Hanım yüksek puanlar verdi. Bir kayınvalidemiz de... Emine Hanım verdi 7'yi. Hayır, başka bir kayınvalidemiz. Bir gün önce 7 puan verdi, sonra kendisi aynı puanı aldı. Ama ben emeğine de verdim gelinin. Bütün el açmasıydı onunki de. Ya kısmetimiz ne yapalım, vicdanlarına kalmış artık onların da. Bakalım verdiğiniz puanları geri alabilecek misiniz? Anne beni yaktın. Ya tamam, annem çok adaletli ama şimdi karşı tarafı da kendi gelinin de biraz düşünmesi lazımdı annemin. Sence 6 yüksek bir puan mı? Emeği karşılığıysa 6, evet, güzel bir puan. Ama el emeği açması falan yoktuysa, ki ben annemle çok fazla konuşamadım menüleri. Yoksa da kızım, bence dünkü çok gelinin, fazla. Dünkü gelinin yemeğinde el emeği çok vardı. Bu şeyi nişastayla açmak bunu zor olur. Şeyi yoksa açılmaz. Dilber dudağı için açılan hamurlar üst üste getirilerek birleştirilip kat kat halinde bir kez daha açılıyor. Bu sanırım özel bir kalıp bu tatlı için. Evet. Ben bunu nasıl yapıyorum biliyor musun? Evdeki çaydanlığın kapağıyla. Ya yuvarlak olan her şeyle yapabilirsin, evet. Ama çok küçük olmayacak yuvarlağın. Evet. Yani illa özel bir alete gerek yok diyorsunuz. İstediğin her şeyle de açabilirsin, şey kesebilirsin. Ama çok küçük olmayacak tabii. Gelinimiz kalıpla özel bir şekil verdiği hamurların içine cevizleri dolduruyor ve tam ortadan ikiye katlayarak kapatıyor. Bu arada kişi başı kaç tane olacak sorması ayıp. İkişer tane. 12 tane var mı orada? Var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Yaşasın. Kalanlar boşta yani. Evet. Bu arada size terlik göndermişler sanırım. Fırın getirdi. Tepsisi. Anne fırın tepsileri. Fırının içinde. Yok. Hayır, orada değiller. Şurada bakın. Nurgül burada işte. Hayır, beni kandırıyorsun şu anda sen. Kim kandırıyor? Sen. Aşk olsun, asla kandırmıyorum. Kandırıyorsun. Gelinimiz dilber dudaklarını tepsisine diziyor ve fırına gönderiyor. Dilber dudağı. Tamam, bu da görem elde yapacak mı? Ya hazır yufkadan yapacak mı? Bakacağım, dilber dudağını biliyorum. Onu yufkayı açıyorsun, içine ceviz dolduruyorsun, şeye düzüyorsun. Piştikten sonra şerbetli suyu döküyorum. Bu da kolay. Eğer kendi açsa zahmeti var. Eğer elde yap, hazır almışsa zahmetli değil. Güzel bir tatlı. Eğer şerbetini yerinde koyarsa, şerbetini çektirirse, sıcak sıcak koyarsa tatlıları, zaten şerbeti çabuk çekecektir. Bu tatlı güzel olur. Eğer güzel yaparsa tatlısını yiyeceğim. Fatma Hanım, hiç evde kalmış kızınız var mı? Kızım var ama henüz evde kalmadı. 18 yaşında.
Üniversiteye başladı mı? Üniversite okuyor. Size bir fikir veriyorum. Bence siz paranın yarısını isteyin, ona çeyiz yapın. Ben alırım ona bir şeyler, o merak etmesin. Valla veresi yok yok. Baksana bir hediye alırım diyor. Ben ona alırım bir şeyler diyor. Canı sağ olsun. Nurgül'cüm, kayınvaliden seni çok seviyor anlaşılan. Seviyor tabii. Bone sana hiç yakışmadı bu arada. Kötü bir bone sanırım. Emine Hanım, Emine Hanım ısrar etti. Hiçbir gelin takmadı. Emine annemiz bak istemiş. Biraz takıp çıkartacaktı ama vallahi çıkartmadı. Çıkartmadım vallahi. Şimdi kesme çorbası için hamur açıyorsun. Evet. Bu çorbanın hamuru benim bildiğim kadarıyla sert oluyor. Evet, evet. Sert ve kalın. Kalın olacak biraz. Anne çok kalın. Böyle para para deriz biz. Küçük küçük o şekil kesecek. Dünkü kayınvalidemiz biliyorsunuz hıngalın içine para koymuştu. Para ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş bilmiyorum. Pencerede pişerken yarılmış, pencereye düşmüş. Aa. Onun için kimsenin tabağına gelmedi. Şaka. Dedi ki, evet gerçekten. Dedi ki niye kimsenin tabağına gelmedi biliyor musunuz hanımlar dedi bana. Tencereye düşmüş haşlanırken dedi. Bu arada gelinimiz kesme çorbasının hamurlarını ince şeritler haline getirmek için bıçak ve oklava yardımıyla kesiyor. Hemen ardından bu şeritleri küçük parçalara bölüyor. Un koy, un koy, un koy. Yeter, yeter. Koy, koy, koy bir kenara. Bak şunu da yapabilirsin. Evet hanımlar, çorbamızın hamurlarını kestik. Evet. Şimdi ne yapacaksın Nurgül? Çorbamın şu an süzeceksin kızım, süzgeçini. Mercimeğini süzeceğim şu anda. Yok, yok. Gelinimiz kesme çorbası için şimdi de haşladığı mercimekleri süzüyor. Başka neyi kaldı çorbanın? Şimdi ben bunu et suyuyla birleştireceğiz. Tavuk suyu değil mi? Tavuk suyuyla birleştireceğiz. Hamuru içine atıp pişireceğiz. Aynen. Güzel olacağı benziyor. Evet, bu bizim güzel bir çorbamız. Ben çok güzel yaparım. Sen de maşallah her şeyi güzel yaparım diyorsun. Çorbanın mercimekleri süzüldükten sonra tavuk suyu bir süzgeç yardımıyla eklenip suyu da ilave edilerek karıştırılıyor. Kesme çorbasını bilmiyorum. Tahminim kesme çorbası erişte çorbası gibi bir şey olacak. Ama bilmiyorum kesme çorbası. Kesme deyince aklıma erişte geldi. Erişte kesip ondan çorba yapacak. Vallahi kesme çorbası herhalde dün benim gelinim kesti, doğradı. Ona benzeyen bir çorbadır. Bilmiyorum şimdi bunun içinde yoğurt mu var, salça mı var onu bakacağım. Kesme çorbası. Eğer o da emek sarf etme ya da hazır şey getirip dökmüşse bunda emek yok. Tatlısı fırında, çorbası ocakta olan gelinimiz şimdi fıstık köftenin bulgurunu kuvvetlice yoğurmaya başlıyor. Kıvama gelen karışım minik parçalara ayrılıyor. Kaç dakikanız kaldığını biliyor musunuz? 53 dakika. 53 dakika evet. Bitti, kalmadı. Hadi kızım hadi. Bir salatamız var galiba. Kalan vaktinde salatasını, fıstık köftesini ve böreğini yapması gereken gelinimiz hazırlığına su içme arası bile vermeden devam ediyor. Hadi kızım hadi, oldu oldu oldu, bitti. Bak çorbamız pişti, say söndürüldü. Tamam. Ana yemek söndürüldü. Evet. Pişti. Nurgül kızardı. Gel bir bak şöyle gözden. Kız geliyorum bir dakika. Tamam. Ellerimi yıkayacağım. Aferin, bitti, bitti, bitti. Bir bak uzaktan. Anne birazcık daha, anne unutturma. Tamam. Anne unutmayayım. Biraz daha unutturma bana. Tamam, ne arıyorsun? Söyle. Yemek tabakları nerede? Şuradan yemek tabakları. Mıydı? Yok, değil. Değil. Ne alacaksın şey yemek tabağına, ne yapacaksın? Söyle. Şeyin içine hazırlayacağım. Kalem böreği. Gelinimiz kalem böreği için bir kalıp beyaz peynir ve maydanozu karıştırıp ardından yufkalarını kesmeye başlıyor. Yufkaların içini dolduruyor ve tek tek sarmaya başlıyor. Yeter Nurgül. Tamam, tatlımı alıyorum. Evet, tatlım pişti sanırım. Çok mu yanmış o? Hayır, yanmadı, yanmadı. Hayır, hayır. Hayır. Çok güzel oldu. Tamamdır. Pişmemiş bence. Kabarmamışlar.
Daha ne kadar kabarsın. Gelinimiz yeteri kadar piştiğini düşündüğü Dilber dudağı tatlısının üzerinde şerbetini gezdiriyor. Hanımlar, canım Dilber dudağı çekti. Bir tanecik alsam. Hayır. Alayım mı? Hayır. Alıyorum. Hayır. Alıyorum. Hayır. Alma, alma. Yok, yok, yok. Kesinlikle alma, ne alamazsın. Olursun. İki tane alayım o zaman. Aa, ben bir tane alma diyorum, o iki tane alayım. Şuradakinin dudağı çok güzel açılmış. Kaynanalara kalsın. Anne, sen bunu güzel niye böyle yok kapattın? Kızım, kapağının şeyi yoktu ya. Al, al. Harcı hazır olan fıstık köfteler haşlanmak için tenceredeki yerlerini alıyor. Son 38 dakika Nurgül'cüm. Yetiştiririm. Evet. Gelinimiz kalan kısıtlı vaktinde salatasını yapmaya başlıyor. Göbek marulları ince ince doğrarken çorbasının hamurlarını da eklemeyi ihmal etmiyor. Bir şey sormak istiyorum. Niçin çorbanın hamurunu şimdiden attın acaba? Erken değil mi? Evet, Nurgül aşeli ettim. Şişer mi? Köfteyi ne zaman yapacaksın? Köfteyi attım zaten. Kaynıyor. Köftelerin de kaynıyor. Hı hı. Yavaş. Düdüklüyü açarken dikkat et. Bir şey olmasın aman. İnşallah korusun ya. Bakalım bumbar dolması ne durumda? Çok merak ediyorum. İyice bir yürüt onu. Dikkatli ol. Yavaşça aç Nurgül. Yukarı çıkması lazım. Suyun altına tut istersen. Tamam. Bakalım. Çok güzel. Oo, anne harika. Bütün yemekler neredeyse hazır. Gelinimiz pişen bumbar dolmalarını düdüklünün elinden kurtarıyor. Adanalısın. Değil mi? Tamam anne. Al annem hadi. Bak Leyla'cığım bak. Leyla'cığım beni takip eder misin? Bak bak bak. Çatalın batışına bak. Güzel oh. Misler gibi. Acaba ben bir tane alabilir miyim? Lütfen dedim ama. Kaçmayın. Bu arada gelinimiz bumbar dolmasının sosunu hazırlamaya başlıyor. Sarımsakları rendeleyip yağla buluşturduktan sonra dolmaların üzerine döküyor ve onları fırındaki yolculuklarıyla baş başa bırakıyor. Şu anda ne yapıyorsun Nurgül? Kalem böreklerimi fırınlayacağım. Kalem börekleri yağda pişmeyecek mi? Yok, fırınlayacağım. Son 23 dakikam bu arada. Bence siz giyinmeye gidin. Zaman kazanırsınız. Bizim giyini mi ben? Evet anneciğim, sen giyinmeye gidebilirsin artık. Anne o köfteye bak, ne zaman süzeyim? Önce dur gitme. Evet. Yumurtalara da bakalım. Göster lütfen bize. Evet, sürdüm. Hazır bunlar fırına girecek. Anne. Annem söyle. Sosluk. Söndürüyorum ben bunu. Daha hızlı olun yalnız, çok daha hızlı. Oldu. Nurgül, ne yapıyorsun orada sen? Çorbamın yağını yakacağım. Şimdiden mi yapacaksın yağını? Yakayım tabii ki de. Daha güzel olur yani. Aynen. Gelinimiz çorbasının sosunu da iki ara biberede hazırlamaya başlıyor. Ben giyinmeye gidiyorum. Koşun Fatma Hanım, koşun. Bence kayınvalideni göndermen iyi oldu. Çünkü son 20 dakika. Tamam, yeter o 20 dakika bana. Olmadı. Mikser tutabilir misin bunu? Tabii ki tutarım. Ben burada ne için varım? Bu arada kendime kahve yaptım. Sen de içer misin? Ay hiç yok tamam. Bir ilk yaşayalım mı senle? Ne gibi? Sen bana kahve yap. Evet. Bunda ne var ki? Elime mi yapışır? Evet. Oh. Kokuya bak, kokuya bak. Buraya kadar geldi. Şimdi onu alıp neyim kaldı? Ha. Çok iyi görünüyor, çok iyi. Çorbamın şeyini döküyorum. Neyini? Sosunu döktüm. Şimdi ben köftenin evet şeyini yakacağım. Şimdiden mi yapacaksın onu? Onu yakayım, hazırda dursun. Onun sıcak olmasına falan gerek yok. Sosu hazırda duracak sadece.
Gelinimiz fıstık köftesinin sosunu hazırlamaya başlıyor. Hemen böreğimi koyuyorum. Tamam mıdır onlar yani? Bu tamam bence. Sonra ısıtabilirsin zaten. Çünkü evet ısıtacağım. Böreği koymam lazım. Ve börek de fırına gidiyor. Ne kaldı? Masa. Mutfağı sonra toplayacağım. Onlar nedir Nurgül? Bunlar benim özel. Özel getirttirdim ben. Adana'dan. Evet. Oo, yıkılıyor. Adana'dan özel olarak gelenler. Gelinimiz bir aksilik yaşanmazsa menüsünü zamanında yetiştirmiş gibi görünüyor. Ne kadar şıksınız Fatma Hanım. Evet. Yalnız ayakkabılarınızı giymemişsiniz. Mutfakta ayakkabı, mutfakta giyineceğim. Mutfaktaydı onlar gördüm. Gelinimin bir şeyine bakayım. Gelinimiz sofrayla ilgili olan son hazırlıklarını da tamamlıyor. Keyfiniz yerinde mi? Evet. Birileri mutfağa girerse göreceğim sizi. Kapısını örteceğim, kimse giremez. Kimse giremez ki. Siz başkalarının mutfağına girdiniz mi? Ben kimsenin mutfağına girmedim. Benim de mutfağıma girmesin. Girmesinler. Girmesinler arkadaş. Ben girmedim. Gelin orada yarıştı dedim. Buraya masaya odaklansınlar. Almayacak mısınız kimseyi? Ha? Hayır. Almayacağım. Kapısını örteceğim. Emin misiniz? Hayır, kesinlikle girmeyecek. Bence de almayın açıkçası. Yalnız bu çatallar böyle mi duracak? Alacağız. Alamaz ki, vakti kalmadı. Hayır, var. Geçiyor zaman, son 5 dakika. Tamam. Gelinimiz son olarak servislerini de diziyor. Olduğu gibi koy. Tamam bu da. Elbisemi giyip geliyorum. Gidiyor musun? Bir dakika durun, siz ne yapıyorsunuz? İçecek doldurdum. Yapamazsınız ki. Kızınızı çağırın, o dolduracak. Öyle, Nurgül gel. 2 dakikan kaldı Nurgül. Koş giyim, koş. Giyinmeye. Sevinç nerede? Hadi mutfağa gidelim, koşun. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Yemek hazırladık, masaya götürdük. Evet. Burada bir katakulli dönmüyor değil mi? Hayır mı? Hayır. Kayınvalidelerimiz gelmek üzere olduğu için üzülerek senden ayrılmak durumundayız. Başarılar diliyorum size. Gel, öpüyorum. Evet. Hadi. Hadi güle güle. Kazanacağız inşallah. Bu mutfağın hali nedir Fatma Hanım? Kapıyı örteceğim, kapıyı. Ben kimsenin mutfağına girmedim. Kimse de benim mutfağıma girmez. Kapıyı örtemezsiniz. Örtmeyelim. Kapıya dururum. Hayır, mutfağa girmek yok. Bir bakalım mutfağın haline. Ama ne yapsın gelinim ya? Ancak yetişti. Of, çok dağınık, çok. Salata hazır, mumbar hazır. Son 1 dakika bu arada. Nurgül, hemen gelmelisin. Şu şirenin çömçesini yıkat çorbanı. İşte Nurgül. Hoş geldin. Pratik. Benim gelinim pratik. Hadi sen, hadi. Ne yapıyorsunuz son anda? Bir tadına bakayım ya. Gelinimizin hazırlıkları tamam gibi görünüyor. Evet hanımlar, Zuhal Hanım gelmek üzere çünkü süreniz doldu. Dolsun, tamam, gelsin. Bence mutfağın kapısını kapatın ve kimseyi almayın. Tamam. Nurgül, buna bir lokma ekşi koysan olur. Kapı kapanmasına rağmen her şey görünüyor. Biz şöyle dururuz, kapatırız evet. Kapıyı. Buyurun, Zuhal Hanım'ı bekletmeyelim. Ben de o takıntı var. Gidebilirim mi? Bakabilirsin. Tamam. Bakabilirsin. Ben gidiyorum. Neden girdiniz? Ben mutfağa. Vallahi bende o takıntı var. Biraz da acı olmuş. Siz herhalde Adana'ya mahsus yapmışsınız. Acı hiçbir şey koymadım. Ama acı, çorba acı kızım. Acı hiçbir şey koymadım.
pişmanım yani. Yok, sonuçta yine de pişmanım. Ben şuna inanırım. Ya pişman olacağımız şeyler yapmayalım ya da yaptıklarımızdan pişman olmayalım. Zuhal Hanım bak hiç kesemiyorum. Zor kesiyorum. Sizin zaten kesmemek gibi bir sorununuz var. Kesemiyorsunuz. Heyecanlanacak, olur yarışıyor ama, yani. Niçin heyecanlanmasın? Hadi servis bekliyorum. Bakmayın, yedekleri ayarlamışım. İnanmıyorum, ayarlamadın. Aa. Evet, maalesef. Tabaklar, yedekler hazırlanmamış. Ben sana şu dedim. An tabaklar yıkanacak. Ben dedim aa. Size. Bekleyelim. Ay, ben bunu yemem. Vallahi, neden? Vallahi ben de yemem. Yok, hak yok, ucundan, yok, tadından yok. Bakacaksınız. Vallahi hiç tatamam. Beğenmedim. Tattım, evet. Lütfen. Vallahi beğenmedim. Zuhal Hanım aç kaldım. Ne yapayım? Ne yedi ki? Lahmacun mu söyleyeyim size? Ama ekmek var orada, çorba, salata yiyin. Buyurun. Buyurdum. Zuhal Hanım merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba Fatma Hanımcığım, tekrardan teşekkür ederim. İyi üstünü değiştirdiğine göre yemekler yetişti demiş. Yetişti. Sümüşler hazırlarsınız. Buyurun. Aa, sofrada ne güzel olmuş. Evet. Burası da yetişmiş. Evet, yetiştirdik. Aa, suplalara bak, kütükten. Evet, Adana'dan getirdik. Hadi özel. Hadi canım. Evet. Sen bunu taşıdın mı? Evet. Şaka. Evet. Vallahi gerçekten. Helal olsun. Zuhal Hanım, mumlarımı yakabilir miyim? Yak, yak canım. Ben şunu bir ağırlığına bakmak bak, istiyorum. Bak, bunlar bak, bak. Gerçekten yani şey yapalım. Değil. Benzetme abi, değil. Kaç gerçekten. Kilo şey var burada vallahi. Bavula koydum. Gelinim bir... kollarında taşımış, getirmiş. Bravo. Benden sana sırf bunlar için 2 puan. Ay, aferin. Ah, pardon. Ya, teşekkür ederiz. Totalde 2 puan vereceğim yani, onu söyledim. Totalde 2 puan ya anne. Şaka diyorum. Şaka kız yaptım. Ben nerede? Hayatta vermemişim 2. Allah. Öyle şey mi? Kapı çaldı ha bu ha. Arada. Ben açabilir miyim? Küçüğün şeylerine bile gel. Laf ederler. Bunun gel, tozu kızım, dökülmüş gel, diye. Gel, gel, gel. Ben kaldırdım. Ben döktüm, ben temizlerim. Geldiniz. Merhaba. Nur Gülzel. Allah hoş abi. Geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çantanızı alayım isterseniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok şükür. Çok, çok güzeldi. Çok güzel. Gelin iyiydi, güler yüzlü. Karşıladı bizi, sevimliydi, hoş geldiniz dedi, elimizi öptü, güzeldi. Fatma Hanım'la gelini bugün bizi çok yorgun karşıladılar. Ne kadar yorulmuşlar o kadarcık hafif menüye ben anlayamadım. Evet, final sofrasındayız. Evet, finaldayız. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Evet. Bugün hem heyecan var, hem hüzün çok var, ayrılıyorsunuz. Hem evet, vallahi. Çok üzülüyorsunuz çok, değil mi? Çok, bir daha göremeyeceksiniz. Çok mehribanlaştık sizi, çok güzel. Özleyeceğim sizi, valla. Sizinle aynen. Çok güzel zaman geçirdik, çok özleyeceğim sizi. Çok teşekkür sizin. Ederim, aynen. Sağ olun. Gene görüşürüz belki. İnşallah. Nasıl fenomenler haftası yaptık, bir fenomen haftası daha yaparız. İnşallah. Evet, bir masaya bakın hızlıca. Çünkü bugün büyük final, gelinleriniz yoldalar. Evet. Onun evet. için bir an evvel kaseleri evet, verelim evet. Şöyle. Tepsi mi getireceğim? Tepsi getireyim ben öyle. Getirmişsin. Bu alttaki suplaları taşımış Adana'dan. Evet. Ha. Önleyebilirsiniz. Kütük bunlar. Kütük biliyoruz. Ağaç kütüğü. Ağaç kütüğü. Evet. Demek bu Adana'ya evet. Özel mi? Yok, Adana'ya özel değil ama benim gelinim böyle istemiş ahşaptan. Tamam. İlk kez böyle bir supla kullanılıyor. Evet. Benim hoşuma gitti, bilmiyorum evet. Siz sevdiniz mi? Değişiklik olsun. Evet, değişiklik olmuş. Hoş değil mi? Ama hoş, ben yakıştıramadım. Bu neden? Güzel sufraya bunu yakıştıramadım. Neyi yakıştıramadım? Tabaklarımız güzel, beyaz, o şey. Ama olsun. Ama tarz bu. Yok, bu farklı olsun dedi Emine Hanım. O sizin tarzınız olsun. Artık böyle bambu tabaklar, kütükler, evet, evet. Masalar, sandalyeler. Nasıl verak? Böyle mi verak? Güzel, bak Aylin Hanım beğendi. Nasıl olmuş? Kütüklerin diyeyim, tozların evet. İç kırılmaları. Bak, bak, bak. O kadar o da toz şey olmuş, toz. Yani. Bakın toz olmuş. Yaklarımı nasıl koyacağım? Onlar toz değil. Kütük olduğu için, doğal olduğu için. Evet kızım, onlar. Onlar yani normal. Onu da açıklamana gerek yok. Herkes onu anlayabilir diye düşünüyorum. Sarılar kütüklerden biraz gelir yani. Evet, evet. Hani düştüğü şey bile atlarda yani yukarıda tabaklarımızda değil o. Evet, evet, evet. Ha sadece kesemeyim. Tamam, kes yani şimdi. Çorbayla başlıyoruz. Evet. Kesme çorbasıyla. Kesme çorbası. Evet. Bakarız kesme çorbası nasıl. Kesme aşı herhalde değil mi kesme. Bu da? Elde mi? Ya işte Adana'nın kendine Adana'ya has bir öz yemeğimiz. Mercimekli, yeşil mercimekli. Ha, evet, tavuk evet. Suyuyla. Ha, tamam, biliyoruz. Veya et suyuyla. Sizin çorbaya da benziyor biraz. Benziyor ama bizde mercimek yok. Sizde mercimek yok. Sizde mercimek yok. Bizimki yoğurtlu, kızart. Hamur kızartıp döktük. Mercimekin yerine. Katmış. He, biz de... mercimekli. Şimdi çorbamın altını açtım.
Açtım sanıyorum çalışmamış, şimdi fark ettim. Altın açılmadı. Ama şey, çorbam zaten gayet sıcaktı. Biraz ılısın. Yeterli olur. Şimdi sohbete de aldılar. Zamanı düşürmüyorlar bence. Biz dedim mercimekli. Hayır, ben mutfağa gitmek istiyorum. Bir saniye sırayla efendim. Başlatacağım. Kronometre mi gelen? Evet, evet. Aman ya, bugün son gün. Bana izin verirseniz ben mutfağa gitmek istiyorum. Bak şimdi sana git diyorum. Evet. Ama ben senin mutfağına değil. Yok, ben de o takıntı var ya. Yok yok, ben de takıntı var. Ben de o takıntı var. Gidebilirim mi? Bakabilirsin. Tamam, ben gidiyorum. Tamam. Gidiyorum. Ama yani iyi yolcu mutfağına girme. Ben giderim ki dedi ki. Ben kimsenin mutfağına girmedim. Ne kadar iyi yolda. Mutfak çok dağınık ama herhalde gelenimiz toplamayı yetiştirememiş. Ama yetiştiremedim. Benim el açmalarım ama vardı. Ama benim de gelinimin el açmaları vardı kızım. Ama benim el açmalarım vardı. Ay, benim gelinim de elde açtı. Hinkal yaptı. Onu şey yaptı. Doğradı hamurunu. 2-3 lira hamur ama doğradı. Ben ama benim gelinim yetiştirdi. Benim gelinim yetiştirdi kızım. Neden girdiniz? Ben mutfağa vallahi girmesini ben de takıntı var. Ne o kağıttaki, bu ne? Ben böyle bir çalıştım söyleyeceklerimi unutmamak için arkadaşlarıma. Ne söyleyeceğiz mi yazdın? Yazdım. Evet, yazdım. Evet. Ne yazdın? Fatma Hanım, sizin lezzet konusunda çok kararsız oluşunuzu düşündüm, düşündüm. Gerçekten kararsız mı? Evet, bunun üstüne gideceğim. Ben hiç karar veremedim demedim. Siz karar veremediniz. Yemek lezzetlerine bakıyorsunuz. Daha bakmadan biberi yiyorsunuz ilk çorbada. Diğer yemeklerin tadını alamadınız. Hayır güzel. Ama çorba... Yok, hayır. Öyle değil. Önce normal haliyle, doğal haliyle yedi yemekleri, sonradan biber attım. Bak, zaten ben öyle bir şey müsaade etmem. Evet, yok. Hayır. Hatanız yok. Var ama orada. Ama kararsız yorumlar yaptınız. Gerçekten ya, ben sizin yorumlarınızı kararsız buldum. Diyorsunuz ki olmamış, biraz güzel olmuş. Yani bence bu hafta boyunca yarışmayı ciddiye almadığınızı düşünüyorum. Aynur Hanım, bir dakika. Söz alabilir miyim? Fatma Hanım, bugün biberi çıkarmadınız mı? Getireceğim. Buyurun. Mutfakta hazır. Önünde görmek ister. Tamam, Allah gidip getirebilir miyim? Ama dün siz bunu bıraktınız. Hayır. Unuttunuz. Hayır, bıraktım. Gerçek, hayır. Yok, gelin bana hediye verdi. Herhalde puanımı yüksek versin diye. Ya, dedim ya, şöyle koyalım yok, masada yeri yoktu. Ben üzüldüm. Çok üzüldü. Gelin de üzüldü. Bakın, dedi benim hediyemi kabul etmemiş dedi. Bir müsaade edin, açıklayalım. Bugün tamam. Mutfakta hatırladı ve dedi ki unuttum orada dedi. Ben de dedim ki istedim tekrar çünkü yanlış anlayabilir. Evet, teşekkür ederim. Hayır. Ama gerçekten de samimi olarak ben gördüm onu ve inandım. Unuttu ve üzüldü. Ya bilerek hayır. Yapmadı. Ben gelinim... Dün gerçekten şuraya bir yere koyun dedi. Evet. Ben de hatırlıyorum. Evet. Yani o bir beğenmemezlik değil. Bile isteği tamam. Değil yani. Mutfağa gittim ya. Ha, nasıl buldunuz mutfağı? Mutfağı beğenmedim. Çok dağınık. Gelin herhalde yetiştirememiş ki toplamamış. Dağınık gördüm. Bulaşıklar duruyor. Tencereler onda duruyor. Bulaşıkları alıp makineye ama atmamış. Ama masamızın üstü tertemiz. Ama bulaşıklar orada canım. Ya dağınıklık olur da temiz mi siz ona bakın yani. Temiz mi? Temiz mi? Tamam. O yetiştirememiş herhalde. Yetiştirememiş. Herhalde yetiştirememiş. Onun için zamanla yarışmamdan korkuyordunuz. Bu da belli oldu. Hayır. Çünkü hayır, zorlanmışsınız şey zamana. Hiç zorlanmış herhalde. Zorlanmışsınız. Zorlanmışsınız. Çok güzel gelinim yaptı, yetiştirdi. Ve çorbalar geldi. Çorbalar geldi. Ama çorbaları ben gördüm ama çorbalar çok yağlı görünüyor. Hele yemeden gördüm. Aman canım gördüm. Neyse, tadına bak, tadına bak. Vallahi yemeden baktım ama çok yağlı. Ama hamur yemeği yağlı olmazsa tadı özel olmaz. Özel sos yapılıyor. Biz de yapıyoruz da kızım. Dökülüyor yani. Dökülüyor da ama çok yağlı olmuş. Evet, bak hele ben tadına bakmadım. Bakın Zuhal Hanımcığım üstünde yağı görüyorsunuz. Evet yağlı. Yağlı olmuş. Çok yağlı olmuş. Ama tadına bakacağım. Tabii ki bakacağım. Şimdi hamurun yağı az olursa, salçası rengi açık olursa bulamaç gibi. Bunun özel sosu bu zaten. Neden böyle söyledi ben anlamadım, çok yağlı diyor. Bunun da bu özelliği var yani görüntüsü. Güzel, hoş geldiniz. Bizim bildiğimiz çorba. Bildiğimiz mercimek çorbası. Bildiğimiz mercimek çorbası. Yeşil mercimek çorbası. Bildiğimiz yeşil mercimek çorbası. Hayır, bildiğiniz yeşil mercimek değil, kesme çorbası. İçine içinde hamurun ne işi var hanımefendi? Konur bizde. Yeşil mercimek içinde hamur. Anne, eşitler biberini getireyim mi? Getir, misin getir. Elbette olacak. Hadi afiyet olsun, büyük final sofrasındayız. Kesme çorbasıyla başlıyoruz bugün. Adana'dan geldi gelinimiz. Bana dün çok şey olmuş dediniz, eşkirlik salçasını. Yok. Bunun da salçası çok olmuş, ekşi. Ekşi değil. Ekşi.
Yemek ekşi, biraz da acı olmuş. Siz herhalde Adana'ya vaksus yapmışsınız. Acı hiçbir şey koymadım. Hiç acı. Ama şey acı, çorba acı kızım. Acı hiçbir şey koymadım. Vallahi. Yok. Acı hiçbir şey koymadım. Acı koymasam çorbada ben... acı biber yok mu? Acı biber. Hayır. Yok. Ya sadece yoksa... karabiber, özür dilerim karabiber yok. Toz biber ama tatlısı. Ama ne niye acı? Acısı. Acı. Öyle mi? Vallahi acısı. Vallahi acı. Vallahi acı. Ama yenilmeyecek acı değil. Değil. Bak ben biber yok, attım. Yok çok güzel. Ama güzel. Ama acı yani senin ama, daha bir gelinimiz daha acı. Acı. Aynısını yaşadı. Ama özellikle toz baktım. Biber tatlı diye alıyorlar. Hı. Acı çıkıyor. Acı. Özellikle acı. Ona dur dinleyelim o zaman böyle bir hanımları. Belki bize mi öyle geldi diyeceğim. Biz ikimiz acı bulduk ama acı diğer hanımlara evet. Da soralım bakalım. Ben acıyı da almadım. Sadece o hamurlar topaklanmış. Hayır. Daha güzel karıştırabilirdiniz. Biraz da demini almamış buldum çorbayı. Biraz da soğuk. Biraz da soğuk çorba, soğuk. Altını açtım ama. Ama soğuk kızım. Tuzu güzel, tuzu güzel. Bizde bu mercimek çorbası diye geçer. Erişteli mercimek çorbası diye geçer. Ama değil. Evet, değil. Bu çorbayı böyle erişteli. Diyorlarmış. Ha. Bu nasıl olmuş? Bu yağlı olmuş. Hı. Dediğimiz gibi acı var. Tadı güzel. Tadı, tadı güzel. Güzel. Bu zaten hava. Yediniz mi? Yedik. Mi? Şimdi bunu yağıyla salçası görünmezse bu mercimek çorbası. Şey pardon yeşil mercimekli hamur yeşil çorbası. Mercimek. Evet. Evet. Bunun öyle yağıyla derim. Salçası görünmezse hissettirsin kendini. Şey görünür yani böyle evet, göze yani. Hoş gelmez. Özellikle yağlı salçasını bu. Yakıyoruz, üzerine çorbanın ekstra İşte çok olmuş, çıkıyor. Çok yanmış bu. Değil, yok. Çok yakmıştı. Değil ama işte o da kenarlara, sizin damak zevkiniz. Damak kenarlara gelmiş ya böyle yapışmış. Evet. Yok. Yağlı. Aslında yağ fazla değil tuzu yani. Tuzu iyi ama içinde de pırtıklaşmış, hani topaklı olmuş. Bu. Tane tane olması lazım. Gelmiş, yapışmış, evet. Doğru. Yapışmış birbirlerine. Ama bendekiler de tane tane. Bendekiler de. Bendekiler değil o. Bendekiler tane tane. Şansa bunu bak. Bak. Arada belki hani yapışanlar olmuştur. Yo benimki tane tane. Ha. Biraz soğuk çorba. El açmış soğuk. Evet. Soğuk. Onu ben de dedim. Soğuk. Soğukluğunda doğru söylüyorlar. Evet. Soğuk. Soğuk çorba soğuk. Evet bir miktar salçası fazla kaçmış. Aa, ama her şeye rağmen lezzetli bir çorba. Evet. Evet acı. Evet. Salça birazcık daha az olabilirdi. Ama bence lezzetli bir çorba. Yani eline evet. Sağlık. Ben beğendim. Evet. Böyle verelim tatlım afiyet sana. Olsun. Ha, bu tabaklarla alalım. Evet. Ha, alalım. Verelim ki... ana yeşeği. Neye geçiyorduk? Ara yemek? Ara yemek. Evet. Mumbar mıydı? Yok. O ana yemeğimiz. Fıstık köfte. Ha fıstık köftesi. Kalem böreğiyle. Ve kalem böreğiyle. Evet. İlk kez yapılıyor fıstık köftesi. Evet. Adana'ya özgü. Adana. Çünkü has. Adana'da fıstık çok olduğuna göre ona evet. Mahsus yapmışsınız. Evet. Onun için ismi öyle fıstık. Ha, çünkü fıstık. Adana meşhur ya fıstığı yiyen. Evet. Adana yer fıstığı Gaziantep, çok Adana meşhur. Evet. Biz Adana'da yer fıstığı çok... Yer fıstığı biliyorum. Evet. Ha, onun için fıstık dedi ben evet. Yer fıstığı biliyorum. Biz dedim herhalde yer fıstığı. Olacak bu köfte. Evet. Merak ediyorum. Evet, evet ben de merak ben ediyorum. De merak ediyorum. Niye başladı? Daha bu tabaklar kalkmadı ki. Evet. Gidenler gelecek tamam sonuçta dur. Yani. Şimdi bir toparlasın gelenler masaya. En azından herkes çorbasını alsın da öyle. İki tabağı götürdü. Nurgül! Bunu kullanmıyor musunuz? Onu kullanmak zorunda. Geliyorum anneciğim. Önce gel çorba tabaklarını. Al kızım. Siz de vereceğiz mi? Uzatırsanız o tarafa geçemiyor çünkü. Al. Müsaade ederseniz ben yine bakacağım çalıştığım yerden. Ben okudum. Hepinize gelenler yani var. Var mı? Var bugün mı? Sınıfta varsa mıyız? Biz de cevabı sınıfta kaldınız evet. Bugün. Evet. Aynur Hanım da çok şey yaptı ya. Yazdı, verdi, böyle yaptınız, böyle. Hiç lazım gelmiyordu o sofrada o. Aynur Hanım kendine göre not almış. Herkesi bir şey söylemek için, aklında tutamadığı için ne gerek var? Dursun Hanım evet efendim? Ben sizin sürekli puanlarınızdan rahatsız oluşunuzdan çok rahatsız oldum. Niye? Pişman oluşunuzdan çok rahatsız çok... oldum. Verdiğiniz puanların arkasında durmuyorsunuz. Hayır. Sürekli ben keşke vermeseydim, keşke bu puan vermeseydim. Pişmanım. Yani beni rahatsız etti. Ben de pişmanım yani gelinimi koruyamadım. Neden kalbinizi bu kadar karartıyorsunuz? O yüzden gelinimle tartıştık ve... Biraz kırgınlık oldu aramızda. Aa, altı verdiniz. Pişmanım diye. Pişmanım evet. Yani. Yok, sonuçta yani, yine de pişmanım. Gelinine demelisin. Kızım biz tek başımıza girmedik bu yarışmaya. Dört kişi daha var. Herkes puan alacak. Sen yediğin ama öyle değil. Ben yine de koruyamadım gelinimi. Yine de koruyamadım. Kesinlikle katılmıyorum. Ben şuna inanırım. Ya pişman olacağımız şeyler yapmayalım ya da yaptıklarımızdan işte. Pişman evet. Olmayalım.
Gelininden korktuğum belli, çok rahatsız olmuşsun. Hayır, korkmuyorum. Korkmuşsun yani. Gelinimi de seviyorum ama gelinimi korumam lazımdı. Puanınızı, koruyamadım gelinimi. Puanınızı düşük tutarak gelinizi koruyamayacağınızı herhalde bu programda defalarca seyretmiş olmanız lazım. Yani o puanla olmuyor yani. Gelininizi sofrasında savunun, koruyun ihtiyacı varsa. Şimdi, ama hani doğru bir puan verdiniz. Keşke ben arkasındayım deyip gelininizin de karşısında onu söyleyebilseydiniz. Yani hak etmişti kızım, verdim inşallah. Hani hak eden kazansın. Bence bu olmalı yani. Ben söylüyorum. Ben gelinime söylüyorum. Söz aynen. Alabilirim mi? Ben hakkaniyetle aynı kızım. Bir dakika söz alabilirim. Ben de pişmanım. Buyurun. Çok, vallahi çok pişmanım. Çünkü benim gelinim el açması, hamur yaptı, yoğurdu, doğradı, hinkar yaptı. Ama kız, benim de gelinime emekini hiç yaptılar. Düşük puan verdiler. Kendilerin puanlarına göre biz çok puan aldık diye yaptılar bunu. Ben öyle biliyorum. Ben bugün ama çok üzüldüm ben de. Fatma Hanım verdi. Bir şey söyleyeyim. Çok üzüldüm ben. Kayınvalidelerimizden bir tanesi sarımsak hiç yemiyormuş. Şimdi benim kız köftenin sarımsaklı iki çeşit yaptım. Sarımsaklı ve sarımsaksız yoğurt yaptım. Sarımsaklı yoğurt yaptım. Ama sarımsaksız yaptım diyorum. Arzuya göre kayınvalideler de hani isterseniz normalde sarımsakla sunuluyor. Ama yok, ben de istemiyorum derseniz ben iki çeşit yoğurt hazırladım. Ben sarımsaklı isterim. Tamam. Sarımsaklı bir. Ben de öyle isterim. Tamam. Ben istemem, yol gideceğim. Herhalde kokmasın diyorum. İki sarımsaklı. Tamam. İki sarımsaklı. Ben sarımsak isterim. Ben de sarımsaklı. Tamam. İki taneyi sarımsaklı. Tamam. Emine Hanım, gelinizi savunamadım diyorsunuz gelinimi. Yani savunsaydınız. Sizin tuz aşkınızdan ben artık hayatımdan tuzu çıkaracağım. Ya vallahi ya, ben yetti verdim. Benim gelinime kaç verdi? 5 verdi, savunamadım. Peki sözde temizliğiniz, sözde titizliğiniz nerede? Titizim nerede ben. Nerede kaldı? Servis yaparken bonesini takmadı geliniz. Serviste takmayan şey söyleyeceğim. Serviste orada bir durun. Bir saniye bir koyuyor bu önemli açıklamalarınızı. Evet. Bugün Nurgül takmadı mı? Taktı. Ha. Benim son kim çekmiştir eşini görebilir miyim? Sağ olsun. Takmışsa sağ olsun demek, bak ne kadar sevindim. Saygımdan dedi, tekrar sağ olsun. Ve dedi ki madem dedi getirmiş, ben niye kırayım ki, ne var teşekkür dedi. Taksan ne kaybederim, bir şey mi eksidir benden dedi. Bak evet. Sizin gelin takmadı. İyi güzel yapmış. Sizin gelin takmadı. Saygı sayarım ben bu geline. Kesinlikle bak takmış. Ama Serap da mesela kendi bonesini taktı. O da kendi bonesini takmış. Onu takmadı ama baştan sonuna kadar kendi bonesini aldı. Ama ben bir şeye üzüldüm. Benim gelinimin emeğine hiç şey yapmadınız siz. Vallahi benim gelin bak kaç gündür burada yemek yiyoruz. İlk defa hamur açan, hamur yoğurup onu kesen, doğrayan benim gelin. Ama siz düşük puan verdiniz. Verdi. Evet, bir saniye buna da bir virgül koyalım. Buyurun sizin için resmini de çektim. Teşekkürler. Bakın hanımlar taktı vallahi. Teşekkürler. Hem mutfaktan çıkana kadar, üstüne giymeye gidene kadar. Eyvah, hangisi sarımsaklı, hangisi sarımsaksızsın? O sade. İki tanesini sarımsaksız yapacağız. Umarım verirken bunları da karıştırmam. İki tanesi sarımsaksız. Karıştırmam. Şu arkadaki iki tabağı bırakırım. Benim geline dün çok haksızlık oldu. Ben hiç şeyde gülüm. Ona göre size hepimizin gelinlerine haksızlık oluyor. Hepimizin gelinlerine. Neyse bırakalım oldu. Artık geçti. Yani verdiniz puanlarınızı. Evet. Neticeye bu İçine kız inşallah hakikaten kazanır. Sunumu hazırlamam lazım. Mecbur. Geç kaldı diyecekler ama yani sunumum güzel olsun diye elimden geldiğince hani güzel servis edebilmek için mecbur bu kadar gecikti. Zalan içine de para koymuş. Onu haşlarken para tencerenin dibine düşmüş. Ne yapıyor? Bak ne o hinkal ben mahsus ele söyledim. Tencerenin dibine düşmedi. Siz yemediniz. Sonra ben sizden ya. Sonra ne o hinkalı böyle yaptım. Bak bana çıktı. Dedim talih kuşu bana konmuş. Diye bak ki ama inşallah biz oluruz dedim. Ama bu yarışta biz alırız dedim. Tencerenin dibine düşmüş bana değil, o. Bana değil. Bunlar ama ben kestim. Bunlar sarımsaklı. Kestim ben ama. Çıkmadı yine. Ama sen bir tane yedin. Tamam bir tane yiyeceğim. Bir taneden çıkmaz ki o. Gerek bir şey olsun. Hepsini birden nasıl yiyeyim? Bak orada zaten çok koymadım ben. Dedim altı koyayım. O şans canım, kime düşeceğini. Evet. Herkes hepsini de yiyemezdi zaten. Evet canım, biz de şans yokmuş zaten. Çıkmadı. Çıkmadı. Evet. Şansınıza çıkmadı. Evet. Şanssız. Emine Hanım, ben sizi iyi kayınlarda olarak bulmadım. Gerçekten gelininizin mutfağını
katletmiştiniz dün. Vallahi yok. Keşke hiç girmeseydiniz mutfağa. Yok, çok güzeldi benim gelinimin mutfağı. Bir tutam tuz da siz atmasaydınız çok yemeklere. Ne? Tuzluydu, tuzlu yemekler. Köfte bu. Fıstıklı köfte değil mi? Fıstıklı köfte. Köfte bu. Sadece fıstıktan mı? Yok. Fıstık şekli vermiş. Fıstık şekli fıstık verildiği için. Fıstık şekli verildi. Vallahi beğenmedim. Neyi beğenmedin? Işığım da yok benim. Doğru. Fıstık köfteyi beğenmedim. Niye? Vallahi ama bu soğuk yediriz. Yok, sağlığında sözüm yok. Sağlığında sözüm yok. Ama damak tadıma hiç uymadı. Damak tadıma hiç uymadı. Yani. Bir saniye bismillahirrahmanirrahim. Ne çabuk yediniz de. Vallahi bir tane bakınız. Ben baktım. Daha siz bir tane mi baktınız? Bir tane. Şimdi bir tane yedim yeter herhalde. Herkes bir yesin bakayım. Kalem bölümünden de. Suhal Hanım bak yok, hiç beğenmedim. Kesemiyorum. Beğenmedim. Ya yufka bu. Bak zor kesiyorum. Sizin zaten kesmemek gibi bir sorunuz vallahi var. Kesemiyorsunuz. Sağ olun canım. Hiç Adana yemeklerine benzemiyor bu. Hiç Adana'ya kastet. Evet. Ben dedim güzel Adana'nın dolması olur. Kuru dolması. Evet. Evet. Ben onu umut ettim ama yok. Çok yapıldı. Ama fıstık ama, köfte Adana'ya ait. Hani sarımsaklı fıstık köfte de kızım ben... Bir saniye bir kızımızı dinleyelim. Şimdi şöyle sarımsaklı köfte, fellah köfte... fıstık köfte, yoğurtlu, sarımsaklı bunlar Adana'ya aittir yani. Tabii ki Adana'ya aittir. Adana'ya ait de valla. Soğuk yenilir. Yok soğukunda söz etmiyor. Evet soğuk tabii yoğurtlu tamam, çünkü valla, soğuk. Beğenmedim. Tadını beğenmedim. Damak tadıma uymadı. Beğenmediniz. Neden beğenmediniz? Neyini beğenmediniz? Valla bilmiyorum bir şey geldi bana tadı. Böyle sanki yapışmış mı bulgur hayır. He mi? Zaten böyle kısık geldi kısık. Zaten sıkma kısık. Yani. Bunun içine baharat atılıyor. Sıktı. Hayır baharat yok. Baharat. Hiçbir şey bulgurla bulguru ısladınız. Yoğurdu. Yoğurdunuz. Ha, evet. Hemen başa hemen çabukça yapılan bir şey. Hayır canım öyle hemen ısla yoğur değil. Baharat yok. Buna emek vereceksin. İyice yoğuracaksın, sıkıp da haşlanırken açılmaz. Yumurta ıslatıp yaptığın bir şey değil yani, onu yoğuruyorsun. Tabii ki de yumurta. Aynı içli yoğururken köfte, gördüm ben tabii evet. Tabii ki içli köfte hamurunu yoğurur gibi sadece fıstık köfte şeklini fıstık yaptık sadece. Kalem börekten yiyebildiniz mi? Kalem börekten az bir şey aldım. O nasıl? Zor kestim. Onun da öyle aynı. Beğenmediniz beğenmedim. Mi? Yani pişmemiş mi, hamur mu kalmış? İçi hamur gibi zaten. Zaten yufkayla yapılan bir şey. Evet, yufka. Yani peynir beyaz. Ne kadar kızarttın bunu tatlı? Fırınladım ben Zuhal Hanım'ı. Ha bu kızartma değil. Evet, fırınladım. Evet. Anladım. Ben de diyorum niye rengi bu kadar beyaz? Beyaz işte. Evet, fırınladım. Ama fırınladık. Ama yumurta sürükkende kızarıyor rengi. Fırında olsa da kızarıyor. Yumurta sürmüş zaten. Sürmüş. Ama içeride yumurta olan yer kızarmış. Zaten öyle olur. İçi hamur kalmış. İçi hamur yani, el açılması değil ki hamur olsun. Evet. Yufkayla sardık. Yufka yani çıtır çıtır. İçine peynir çıtır çıtır bile ama değil. Yufkamıza iyi pişmiyor ki. O yarım pişmiş oluyor yufkalarda. Onun için hamur kalmış. Yufkayı yani, iyi pişirmiyorlar. Kalem böreği beğenmediniz mi? Beğenmedim. Yok, ben de vallahi, beğenmedim. Hani, bu ara yemek, ara yemeği beğenmedim. Peki Dursun Hanım'ı da dinlemek istiyorum. Ben de börek kuru olmuş üstte. İçinin malzemesi peyniri tuzlu olmuş. Bu bisket köftesinde daha şekilli, daha fıstık. Köftesinin daha şekilli olabilirdi, daha güzel fıstık gibi olabilir, yani fındık gibi olabilirdi. Fıstık gibi köfte olur, o daha güzel olurdu. Peki siz kalem böreği yorumlamadınız? Kalem böreği, evet sıra bana geldi. Kalem böreğini kuru buldum, tuzu iyiydi. Tuzunu yani beğendim. Peynir, normal peynir kullandım. Aslında tuzlu bir peynir tuzu kullanmadım. Tuzu iyi, tadı tuzu iyi, yok tuzu iyi. Tadı tuzu güzel. Tadı tuzu güzel. Peki. Kuru buldum. Maalesef ara yemekle ilgili söyleyeceklerim çorbayla söylediklerime benzemeyecek. Zira maalesef hanımlara katılmak durumundayım. Kalem böreğin tatlım pişmemiş. Yani fırında ya birazcık daha kalması gerekiyordu ya da yağda kızartabilirdin. Daha çıtır, daha çıtır güzel bir börek olabilirmiş. Evet. Fıstık köften de... Yani böyle yapılıyorsa böyledir mutlaka öyle ama ya. Bir lezzet eksikliği var. Eksikliği var. Yani içine de başka bir şey konmuyorsa nasıl içine evet, bilmiyorum. Evet. Yani daha lezzetli hale gelebilir miydi yoksa olup olacağı bu kadar mı böyle mi olur? Bilmediğim için çok fazla bir şey diyemeyeceğim ama bende çok hoş bir lezzet bırakmadı açıkçası üzgünüm. Ama eline sağlık. Eline sağlık ama lezzet bulamadık. Daha doğrusu lezzet bulamadık. Eline sağlık. Ana yemeğimize gideceğiz. Kalem böreği üstü kızarmamış. İçi çiğ kalmış, onu keşke kızartsaydı. Fırına vermiş, resmen vermiş fırına, hemen geri almış. Ben öyle bildim ki Adana'nın fıstığı meşhurdur. Herhalde fıstık katmış kıymanın içine de bize öyle köfte getirdi. Geldi ki bizim evimizde neler neler. Hiç onu ben yemem de hiç damak tadıma da uymadı.
kronometrene bak. Çalışıyor. Çalışıyor mu? Şu an iki dakikayı bekliyorum. İki dakikadan sonra çağıracağım. Ne oluyor? Şeyde göz alıyorsun. Anneciğim geldi. İçeride röportaj yapıyorlar. Anneciğim geldi. Alıyorum. Zaten onun için bir dakika daha verdim. Allah razı olsun. Hemen gel. Alayım. Her şeyi çatalı bırak. Alayım, olur. Şu bar yedekleri herhalde. Tamam. Hemen gel bunu da. Sen nasıl buldun Fatma Hanımcığım? Sence olmuş mu? Sen bizden daha iyi biliyorsun. Evet, bu bizim kendi yemeğimiz. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor. Tadı güzel mi? Hı hı. Biz severiz. Sen seversin ama biz sevmeyiz onu. Onu da siz bilirsiniz artık, bilemem. Gelin hanım geciktiniz. 3 dakikayı açtınız. Bulaşık mı yıkaya galiba içeride? 4 oldu, 4'ü de geçiyor. Bulaşık mı? Yok. Tabakları yıkaya galiba. Hayır, ana tabağımızın çukur tabaklarımız ben bir kalkayım bakayım ne yaptı, yeniden mi? Hadi kızım. Tamam anneciğim. Ama şimdi daha da onu heyecanlandıracaksın sen. Heyecanlanacak, yarışıyor ya. Evet. Niçin heyecanlanmasın? Gelin heyecanlandı. Ama benim mutfaka da dün gidiyordu ama gelin geldi. Gelin hanım hadi ne yapıyorsun? Hadi ya, servis bekliyorum. Kusura bakmayın, yedekleri ayarlayamamışım. İnanmıyorum, ayarlamadın. Aa. Evet, maalesef. Biraz zaman istiyorum. O zaman biz bir yarım saat mi istiyoruz? Yok, hayır, kesinlikle. Çabuk, o zaman hadi. 3 dakikaya kadar. Bir çabucak. Geçeceğim hemen getireceğim. O zaman durduruyorum, yine tekrar başlatıyorum. Tamam. Hadi kızım. Tamam. Hadi bakalım. Aynur Hanım mutfağı kontrol etmeye gitti. Gitti gelmedi. Bir ara Fatma Hanım'ın gelini çok gecikti servise. Dayanamadım mutfağa girdim. İnanamadım. Götürdüğü tabakları yıkıyor tekrar servise hazırlıyordu. Ama sunumu Aynur Hanım'a getirme. Aynur Hanım almaya gidiyor. Aynur Hanım. Bu da oldu 15 dakika. Şu mutfak tutkunuz. Aynur Hanım. Evet biraz gecikti ama. Benim kendisiyle. Aynur Hanım gidince işlerden de karışmadı inşallah. Evet. Kızım ne yapıyorsun sen? Bir ana tabaklarımız yok mu çukur? Mum balonu koyup getireceğim. Ama onda kesilir mi diyorsun? Tabii kesilir. Gerçi he. Yani bence de ya. Kızım bırak ya, bırak ya. Biz biraz daha sohbet edebiliriz, zamanımız var. Niye? Evet. Niye? Zamanımız, vaktimiz neden var. Ay. Tabaklar, yedekler hazırlanmamış. Şu an tabaklar yıkanacak. Ben dedim size. Bekleyelim. Evet. Zaten, gelini uyarması lazımdı. Zaten Fatma Hanım yarışmayı ciddiye almadı, almadı biliyorsunuz. Almadı. Gerçekten bugünü de yarışma ciddiye almamış. Fatma Hanım yapmıştı da unutmuşlar. Hayır, unutmayacaktı. Ne kadar sağlıklı yıkanabilir bu masada bulaşık yıkamak nasıl gelecek? Hayır. Zaten servis tabakları gidiyor, onları koyabilirdi ana yemeğini. Bugün final günü. Götürdü. Bugün final günü. Tabaklara koydu. Ama çok gecikti yani. Hayır, servis o kadar bırak, gecikmemeli bırak. Lazım. Hayır kabul etmiyorum. Şu an apar topar yıkanan bir tabakta yemek yemeyiz. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bir dakika. Yemeyiz. Yıkanan tabakları iptal ettik. Çukur yemek tabaklarımıza ha, koyuyor. Ha süper tamam. Tamam. Ona koyuyor. Tamam. Mumbarlarım, şırdanım istediğim gibi pişti, kızardı. Şu anda tamam servise hazır götürüyorum. Planlamada, programlamada bir aksilik olmuş herhalde. O tabaklarda bir hata olmuş. Olabilir, aynen. Olabilir. Evet. Ay ben bunu yemem. Vallahi, neden? Vallahi ben de yemem. Ay, bismillah. Ne demek o ya? Ben sadakat yememişim. Sadakattan yapılır evet, bu. Ben yemem neden yapılır? Sakatat. Mumbarı bilmiyor musunuz? Biliyoruz. Evet, tamam tahmin etmeliydiniz. Ne geleceğiz zannettiniz? Biliyoruz da mumbeli yiyemezdik. Yok. Ucundan tadından bakacaksınız. Vallahi hiç tatamam. Ana yemeğimiz bu. Yok, olur mu yiyemem? Tatmak zorundayız. Yok yok. Bu ana yemek böyle olmaz ki. Biz aç geldik. Aç mı gider şimdi? Ama bir şey söyleyeceğim. Kayınvalidemizin bir tanesi az önce dedi ki Adana yöresel Adana'nın yemeklerini istiyorum işte, demiştiniz. Adana yöresel. Buyurun size Adana'nın yöresel şırdan. Ama biz bunu istemiyorduk canım. Evet. Adana'nın kebabı var. Adana'nın yöresel yemeği bu yani. Vallahi nasıl tatacağım bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bak nasıl güzel bir su var. Ama şimdi siz alışıksınız ya. Biz nasıl keser? Siz alışmışsınız canım. Biz nasıl yapamam? Tadına bak ya. Fatma Hanım bir saniye, biz sizden Adana yöresine uygun bir yemek istedik de böyle alışılmamış bir yemek evet mi istedik? Yani bir tane yiyebileceğimiz bir şey yapsaydınız. Adana da seviliyordur yani Adana'da bunu herkes yiyemiyor. Caddede köşe başında bu meşhurdur, şırdan evet satılıyor. Tamam biliyorum meşhur ama bunu alışmayan evet insan nasıl yesin? Sakatat bilmeyen insan nasıl yesin? Yenilir bak herkes biliyor bunu. Ben sanmıyorum bilinen bir yemek. Sanmıyorum. Ben bir tepsi kebabı beklerdim sizden. Bir
tadına bakın. Kendiniz ızgara kuramazdınız mı? Bakacağım. Açın. Tamam, burada bekliyorum. Var. Hadi şimdi et mi var, pirinç mi var, bilmem evet. Ne var. Ya herhalde böyle... Yani etiyle, pirinciyle bile... doldurdum. Bak. Kesildi bile, ayırdım bile oradan. Yok ya, yok. Çataldan vallahi kesin, ben yemeyeceğim. Yok. Kurulsanızla darılsanızla. Bir kere darılma darılma diye yarışma mı olur? Yemeyeceğim. Vallahi yemeyeceğim. Puanla vermek zorunda, yemek zorundasınız. Ama gördüm şeklini, ona vereceğim puan. Lütfen. Şekle puan vermeyeceğim. Azıcık tadına bakıyorum. Azıcık ama şeysini çıkarıyorum, mumbelini, içindekini yiyeceğim. Zuhal Hanım, bu yemek ana yemeği olmamış. Niye? Olmamış. Evet. Ben başka daha güzel bir şeyler isterdim. Ama Adana'ya özgü hasta. Adana'ya özgü ama bu yemek olmaz. Adana'ya özgür olsa da bile. Evet, Adana'mız final olmaz. Olmaz, olmaz mı? Hayır, bak, kebaplar yapabilirdi. Bakın. Daha güzel menü yapabilirdi. Bunu yiyen var, yemeyen var. Ben yemeyeceğim şimdi. Ay yemek zorundasınız, tadacaksın yani. Hepsini yemek zorundasınız ama tadacaksın. Bak, çatalı burana kadar bölünüyor. Evet, kesinlikle. Öyle ki güzel pişmiş. Yemek olmamış diyor. Acaba nasıl, hani Adana yöresinin kayınvalidenin biraz olmamış diyor. Adana yöresinin şeklinden dolayı yemem dediği yemeği nasıl olmamış diyebilir acaba? Bir saniye, mumbarını yemeyin. Mumbarını tamam. Yemedim, pirincine baktım içine. Tamam, acılığı iyi. Tamam, onun sözüm yok. Bak. Pirinç iyi pişmemiş. Ama bu böyle pişmiş. Kuru, kuru. Hayır, kuru bir de değil. Bunu özel kasapta temizleterek de getirmiş. Tabii. Anam, ben mumbarı gördüm. Vallahi istedim ki ben o sofradan kaçayım ama dedim ayıp olur. Ev sahibine ayıp olur dedim. Kendimi zor tuttum ama sofra olduğu için azıcık tadına baktım ama. Hiç bakmaz olaydım. Yani hiç beğenmedim. Hani beğenenler vardır, seviyordur. Adana yöresine aittir. Ama ben yiyemem. Kızım, ben böyle bu şurada bu hayvanın neresi? Açıklayabilecek misin? Bu hayvanın biliyorsunuz koyunun 4 tane midesi evet. Var. 4 tane midesinden bir tanesi bu, şırdan. Bu şırdan. Bunlar da bağırsak kısmının yanında olan kısmı. Güzel. Ama ben beğenmedim. Valla çok da acı olmuş ha. İçi çok acı. Çok acı içi. Ama bu baharatlı beğenmedim. Pişir. İçi çok acı. Baharatlı pişir. Herkes öksürüyor. Canım benim tabağımı alabilirsin. Ben tadına baktım. Ama şey yememişsiniz. Yok, ama şırdana baktınız. Yok yok yok. Aa, şırdana baktınız. O da aynı değil mi içi? Hayır değil, şırdan ayrı. Farklı mı? Dışı da farklı. Onu farklı yiyeceksiniz. Dışı farklı da. Adana'mızın yöresine ait şırdan özellikle çok meşhur bir yemektir. Zuhal Topal'ın sayesinde biz yöresel yemeklerimizi... Anladım, tabii saygı duyuyorum, evet, anlıyorum. Yöresel tamam yemeklerimizi diyorsunuz. İnsanlara tanıtıyoruz. Tabii, İnsanlara evet. Sunuyoruz. Tabii. Hani tadına bakmanızı lütfen rica ediyorum. Buyurun. Ben baktım şırdanın tadına. Bak. Beğenmedim. Bak beğenmedim. Çözüm. Bak bu ne ya? Vallahi. Ben öyle bildim. Kurumuş patlıcan dolması sandım bunu. Bakın ona da benziyor ama değilmiş. Devrilmiş. Beğenmedim. Evet. Yaptım, lütfen. Vallahi beğenmedim. Vallahi bilmiyorum. Şaşırttınız yani beni yani. İlgisiz bu bilinmeyen şaşırdım. Bir yemek değil. Duyulmayan bir yemek vallahi değil. Vallahi içecek ne alırsınız? Bak, evet, Adana'ya bizim şalgamımız var. Şalgam var mı? Ben alırım şalgam. Şalgamımız. Ben şalgam alırım. Mumbar dolmasını duymuştum ama hiç yememiştim. Hiç yiyebileceğimi düşünmedim. Tadına bakmak zorundaydım. Çok zorlandım. Normal kıyma ve pirinci baharatlamış, içine doldurmuş. Yani aman aman içinde de bir dolma içi gibi bir iç vardı. Yani biz Adana'nın yöresel yemeğini hani kayınvalidelerimize tatmaları için böyle yaptılar. Ama biz de hayal kırıklığına uğradık kızım. Ama böyle bilmiyorduk, vallahi bilmiyorduk. Çok böyle şey oldum ben. Bunu yiyemedim ya. Tadına ya ama tadı nasıl? Lezzeti nasıl? Çok acılık var. Ama biraz kuru olur bu. Bu böyle olur. Bu sulu bir ama yemek bu değil. Ama bu normalde böyle olur. Bu fırınlandı. Şimdi fırınlandığı için biraz soruyor. Evet tabii. Evet. Normalde aslında Zuhal Hanım bu sulu bir şekilde yeniliyor. Suyu da var mumbarın. Ama ben sunum açısından hani sizlerin rahat yiyebilmeniz evet, açısından bu şekilde fırınladım. Fırınlanıyor da normalde. Sulu da yeniliyor. Dolması da böyle kuru yeniliyor evet, mumbarda evet, olması. Evet, öyle evet. Peki Emine Hanım beğenmedi. Beğenmedi. Dursun Hanım? Tat alamadım. Tadı güzel ben, değil mi? Değil. Ben bunu beklemezdim. Bir Adana kebap beklerdim bunun yerine. Adana kebap burada nasıl olmaz. Adana kebap olmaz. Yani Dursun Hanım Adana mangal kebap, lazım ona. Mangal lazım. Aslında Adana kebabın lezzeti hayır, mangalda pişmesi. Tabii. Olabilirdi yine. Bunun yerine çok... Başka mantık mı bir şey de isterdik. Olabilirdi. Vallahi mantık. Ana yemeğe bu hiç yakışmamış.
olmamış ana yemek. Bizde daha güzel, adam daha ağır yesin diye biz bunu size vallahi sunduk, yaptık. Vallahi hiç ben olmamış. Şimdi Emine bir salatayak onu Emine yemedik. Salata. Şimdi salatayı yiyoruz. Emine Hanım, siz bütün masada yemekleri kendi istediğiniz gibi istediniz. Yok öyle bir şey. Yok yani. Canım ben yok. Adana yemek istedik de ama bunu istemedik ki. Bu bağırsağı bağırsakta mı saklasak, bağırmasakta mı saklasak? Ben hiçbir şeyini saklamam. Hiçbir şekilde saklamam. Evime de hiç koymam. Hayvanın bağırsağı olduğu için, işte midesi bir tanesi de. Evet. Belki hani size o anlamda hani çok cazip gelmemiş olabilir. Herkes de yiyecek, sevecek diye bir kaydı yok. Her yemek için geçerli bu. Yani yemek durumundasınız. O onu tercih etmiş. Kendi yöresine has, evet, bir şey pişirmiş. Aynur Hanım'ın söylediği doğru. Tadını eleştireceksiniz. Ya yani sevmeyebilirsiniz. Herkes de yiyemez. Doğru. Bunu ben yapamam diye gelinler var. Hep kayınvalideler yapar. Oğlu kızı gelir hazır yerler. Ama bunu benim gelinim kendi elleriyle ya yaptı. Bunu peki biz yapamayız. Devam edelim. buyurun Hava Hanım. Kuru ve acı içi. Ben zaten lezzetli acıyı da yiyemiyorum. Ama normalde olunca da yiyemiyorum. Böyle olur. Ben hani böyle kuru diyorsunuz ama yani fırınlandığı için normalde olması gereken bu. Böyle de olsa ben yiyemeyeceğim. Lezzeti nasıl? Lezzeti de yok güzel. Tadı, tuzu. Nasıl yok ama ya onun içi özel hazırlandı, yerinde kıymalı sadece hazırlandı. Sadece acılık hissettim. Yo, baharatları yerinde. Yani baharatı var, kimyonu var, karabiberi yani var. Yo, ben hissettim İnan onların hepsini var. Yani baharatı yok demedim. Lezzeti bence on numara ama. Baharatı yok demedim. Lezzet alamadım ve acı. Ama lezzet alamamanız için içindeki tabii baharatların sen eksikliğinin olması lazım, evet, ki evet, bir lezzet evet alamaz. Alamazsın. Aynen. Ama baharatlar içinin baharatları yerinde. Kıyması var. Olabilir. Hani peki Aynur Hanım'ı da dinlemek istiyorum. Ben de konuşmak istiyorum. Ben Emine Hanım'a yorum yapmak istiyorum. Emine Hanım, Hava Hanım. Siz bütün hafta boyunca yediğiniz yemeklere sulu sulu dediniz. Sizin tabirinizi kullanmıyorum ayrıca. Yani ilk defa kuru bir yemek yediniz, beğenmedim ben dediniz. Ben onu demedim anlamış değilim. Ben evet, sulu bütün demedim. Yediğiniz hiçbir yemeklere sulu, sulu yemek, sulu yemek. Yani yemeği nasıl hayır, algılıyorsunuz ben hiçbir, anlamadım. Ben hiç sulu demedim. Hayır, bence bu yarışmayı siz de ciddiye almadınız. Yok. Yorumlarınız hep böyle, öyle ciddi mi böyle mi? Olur mu? Hayır, almadınız. Peki siz yorumlayın yemeği. Ben yorumlayacağım. Hiç yemediğim bir yemek yedim sizden. Yemem de bundan sonra zaten. Neden? Bu nasıl bir yorum ya? Neden? Yemem. Görüntüsünden ötürü, kokusundan ötürü beni rahatsız etti. Yemem. Fakat ama iç harcınız çok güzeldi. Bak güzel. Teşekkür ederim. Güzel. Yani bana hitap etmiyor. Hı. Damak tadıma uyan bir şey değil. Tercih ettiğim bir yemek değil. Fakat güzel dedi ki ben bu yoruma doğru güzeldi diyorum. Güzeldi. İç harcınız harika. Ben de beğendim. Emeğimize İç harcı güzel. Yok gayet emeğimize güzel. Sağlık. Tadı, tuzu, baharatı ki bu böyle olur. Yani bu adamın ben de çok sık yemem. Mesela annem mumbar dolmasına bayılır mesela. Ben o kadar yemem. Çok sık yemem. Ama tat ama ayrıdır. Ama tat böyledir. Ya tat böyle olur bu. Peki bunları değil verelim sana değil yavaş yavaş. Emek vermişsin. Ellere sağlık kızım. Afiyet olsun. Sen onları çabuk götürürken gel. Ben de salataları sorayım kayınvalidelerimize. Salata nasıl? Salatalı güzel. Güzel. Salatayı beğendim. Dursun Hanım. Ben de beğendim. Zaten salata yedim. Ben de salata. Afiyet olsun. Evet. Neyse bir şey beğenmiş oldun. En azından. Kayınvalideler çok fazla yorum yaptı. Hani bilmedikleri için yöresel bir yemek, hani onlara da hak veriyorum ama içinin baharatını içi güzel olmamış dedi, tatsız dedi. Bunu yediren zaten baharatı, kimyonu var, karabiberi var. Bunun lezzeti veren içinin baharatları zaten. Normal kıyma ve pirinci baharatlamış, içine doldurmuş. Yani aman aman içinde de bir dolma içi gibi bir iç vardı. Evet, Aynur, siz salatayı nasıl buldunuz? Ben salatayı güzel buldum fakat tuzunu erken atmışsınız, ölmüş buldum. Bir şey söyleyebilir miyim? Gerçekten. Sosunu koydum, karıştırdım, getirdim. Öyle getirdim. Tuzu da dahil. O evet zaman masada biz oyaladık salatayı. Belki yok de olabilir. Servis geciktiği için salatalar öldü. İnanın ki ezilmesin diye sebzeler içeride koydum, karıştırdım, getirdim. Karıştırdım. Fatma Hanım'ın masasında salatayla karın doyurmaya çalışıyorum. Normalde salatasını da beğenmemiştim, mecburiyetten yedim. Ya yemekten anlamıyor ya da damak zevki hiç yok. Göz var, nizam var ya. Diri diri duruyor salatanın. Her bir marulu, bütün malzemeleri. Zuhal Hanım aç kaldın. Ne yapayım? Ne yedi ki? Lahmacun mu söyleyeyim size ne? Ekmek var orada, çorba, salata yiyin. Anam güzel sizi. Yeseydiniz. Fıstıklı köfteler sunduk. Çorbalar. Köfte, birer kaşıkla bıraktınız ama özellikleri nasıl o yumuşak olsaydı haşlarken o da zannetti içinde fıstık var. Ben de öyle zannettim. Hayır bak içinde fıstık var. Böyle şalfasını falan bekledim. Öyle bekledim. Yani fıstıklı olduğu için biz de fıstık var zandık. Dedik yer, baktık yok.
Bizim 19'da ölmüş. Fıstıktan yemek olur mu Emine Hanım? Nevlem katıyorlar. Şey ya fıstık kebabı var, fıstıklı kebabı var. Katıyorlar. Biz öyle hissettik herhalde. Ha, öyle zannettiniz. Biz öyle zannettik. Biz öyle zannettik. Yuvarlama fıstık. Fıstıklı köftede de fıstık yoksun beklemişler. Evet. Ya. Fıstıklı köftede fıstık beklemişler. Gelin Hanım ben aç kaldım. Ne yapacağız? Alabilirsiniz. Peynir getireyim size. İster ekmek misiniz? Alabilirsiniz Dursun Hanım. Ben dün sıraçta. Ekmekle peynir. Tatlımız var. Tamam. Ekmekle peynir yiyebilirim. Yok hayır hayır yok. Ekmek peynir falan yok. Tatlı yiyecek şimdi tatlınızı yiyin. Kayınvalidenin bir tanesi aç kaldım dedi. Hiçbir şey yemedim dedi. Ben de peynir ekmek getireyim isterseniz dedim ama yiyebilirim dedi ama Zuhal Hanım olmaz dedi. Artık evde yiyeceğiz akşam yemeklerini. Yani çorbam vardı. Aç kalacak kadar salatamı yediniz, çorbamı yediniz. Salatayı yedik. Fıstık köfteden tattınız. Fıstık aç köfte, kalacak köfte kadar bir sofra yoktu yani. Tad almadım hiç. Vallahi sep bir köfte değildi. Onun özellikle şeyi o yani. Yapılışı öyle olur. Dursun Hanım ben olur dün aç kalmadım. Siz de kalmazsınız. Ekmek yiyebilirsiniz. Dün ben pide yedim. Gayet güzel gitti. Pide. Ben yemekleri mutfak tuzundan yiyemedim. Pide çok ekmeği harikaydı. De yavan yavan. Yine Emine Hanım'ı gelini kurtardı. Yanında bir şey olmadan nasıl yiyebilirim ekmeği de. Geliniz kurtardı size Emine Hanım. Sıcak pide getirdi benim gelinim size. Çünkü Emine Hanım avuçuna atmış tuzları. Elinde bak fırına evet atmış. İsitmiş size. Pide güzeldi. Pide bir el açması kendisi değildi. Ama sıcak ekmek fırına koymuş. Güzel isitti getirdi. Senin gelinin de getireydi. Sen pide yaptınız deyince ben hamurunu senin gelin mayalandı da yaptı. Ama ya benimki hepsi ben mayalıydılar yani. Gelin dedik ana ben fırına attım dedi. Ben herhalde dedim gelin kendi pişirmiş de. Sonra dedik yok ana dedi. Dursun Hanım. Ben ikna edemezsiniz dedi. Çünkü sadece Dursun Hanım'ın gelini evet, çalıştı. Evet ben de öyle. Benim gelinim de çalıştı. Mumbarı temizledi, pişirdi, doldurdu. Evet. İğne iplikle şırdanın ağzı şu kadar geniş olur. Onu da iğne iplikle evet dikeriz. Onu, dikti mi bugün? Evet diktik, evet. Nakış gibi işlenen bir yemek yani. Aynen öyle, aynen öyle vallahi ama. Ama vallahi emeğinin karşılığını hiç beğenemedik. Maalesef beğenemedik. Evet. Kayınvalide aç kaldım dedi. Ben de üzüldüğümü dile getirdim. Hani çorbamı yedi, fıstık köftesinden yedi, salatamı yedi bitirdi. Hala açım diyor. Bu olumsuzluklara rağmen ben kendime güveniyorum. Yaptığım lezzetlere güveniyorum. Kesinlikle puan kırmak için, yorum yapmak için konuşuyorlar. Başka hiçbir şey değil. Kayınvalidem beni sonuna kadar savunuyor. Kesinlikle kayınvalidem bana hiç laf söyletmedi. Bütün kayınvalidelere de gerekli şekilde cevaplarını verdi. Kayınvalidem dünkü yarışan gelinimize 6 puan vermiş. Şimdi düşünüyorum bu kadar eleştiri yapıldı. Bütün kayınvalide eleştiri yaptı. Ben kayınvalidemin adaletine güveniyordum ama şu durumda kayınvalidem beni harcadı. Kesinlikle harcadı. Dakika niye tutmuyorsunuz? Servisler çok tuttum gecikiyor. Tuttunuz mu? Servisler geç geldi. Servisler gecikiyor evet. Ama gelinimi yani... Dün benim gelinime dediniz ki çok yavaş, çok yavaş geldi servisler. O bakın bu da yavaş geldi. Neden oyalıyor? Tatlı şerbetini çeksin diye oyalıyor. Hayır tatlı şerbetini çeksin. O şerbeti önceden yaptı. Evet, evet, evet. Hayır bir saniye tatlısını önce yaptı değil mi yaptık benim şiresini? İlk önce tatlısını yaptık. Şiresini döktük. Şu şekilde de meyilli koyduk. Hep tatlının şerbeti üstünde şireli kalsın, çeksin inşallah diye. Evet, bakacağız. Evet. Hadi kızım getir. Getiriyor, getiriyor. Anca. Kayınvalidenin bir tanesi servisler geç geliyor deyip duruyor. Ya elimden geldiğince hızlı yapıyorum. Daha ne yapabilirim yani? Hadi gelin. Hadi gelin. Şerbet çekmemiş çok, mi? Kızım bir tane tatlıyı koymak bir o kadar tatlı mı zor oldu? Size daha iyi sunumlar yapmak için uğraşıyorum. Gördünüz mü? Benim gelinimi dün dediniz ki ağırmış ağır. Bu benim kimden ağırmış? Senin gelini geçti. Benim gelini geçti. Öyle geçti mi? Evet. Geçti. Geçti benim gelini. Benim gelini geçti. Ağır ağır dediler. Bunu en iyi yerine aydınlar. Elinde kronometresiyle evet oturuyor böyle evet 5 gündür. Gene benim gelinim iyi miydi? Alıştınız. Evet gördünüz nasıl mü? Nasıl alıştınız? Alıştınız metreye geç. Evet başlattı alıştık. Nasıl ayarlıyorsunuz? Alıştırdınız. Bundan sonra kendiniz de evinizi sofralarınızı. Ne yaparız herhalde gelinlere git. Haydi size gelin size kocalarınız hadi alacak hadi hadi diye. Vallahi biz bir hafta yarıştıracağız kayınvalideleri yeni sezonda. Vallahi geliriz yarışmaya. Gelin göreceğiz efendisi. Böyle gelinlere ağır diyorsunuz. Gelin aynı bizle. Siz pişireceksiniz. Pişiririz. Pişiririz. Vallahi pişiririz. Baklavaları da açarız. Açarız. Geldim anneciğim geldim. Teşekkürler canım. Çatal mı? Var çatalımız. Var var çatal. Var çatal var. Patlanın görünüşü güzel. Güzel. Güzel.
Görünüşü güzel. Dilber dudağı, dilber evet, dudağı. Biliyoruz şu dilber şeyde. Dudağı. Kendi elini açtı. Ben yoğurtla yemek tabii, isterdim. Pardon? Bir kaşık yoğurt isterim. Var yoğurdumuz ki. Yoğurdumuz varsa. Yoğurtla tamam mı? Canım. Tamam. Evet. Kan şekerinizi mi dengelemek aynen istiyorsunuz? Kan şekerini dengeler. Şimdi diyetisyenler de böyle tatlı yapalım falan yediğinizde yanında ya bir bardak hemen süt getireyim için ya bir dilim peynir ya da biraz yoğurt tamam derler. Evet. Bazı yörelerde ayranla tatlı ikram edilir. Evet, çünkü bir tanesi kan şekerini çok hızlı yükseltirken diğeri düşürdüğü için dengelesin diye. Dengelenir. İnsülin direnci, hipoglisemisi ya da şeker hastalığı olan zaten şeker hastalığını yememesi lazım ama biraz tatlısı olan bir şeyleri yediğinizde evet doğru bir şey aslında ama dilber dudağıyla bilmiyorum nasıl olur yok, tadı. Güzel olur. Tatlıyı yedim, şerbetli tatlı ayran sonuçta içerim veya yoğurt yerim. Aynı evet onun dediği gibi şekerimi hemen dengelesin diye. Dengelesin diye. Sert ya. Bir tane de bana tatlı. Teşekkür ederim tatlım. Çok sağ ol. Yani yoğurdu istediniz ya hani şekerle ilgili bir probleminiz aynen, var mi var? O yüzden mi yoğurt evet, istediniz? Evet, evet. Evet, şekeri dengelesin diye öyle yiyeceğim. Peki, bir çatal var. Siz sanki yediniz de yorum için hazırım der gibi bakıyorsunuz. Buyurun. Ben tatlının görünümü güzel. Güzel evet. Ha, görünümü güzel ama kuru içine çekmemiş. Çekmemiş mi? Çekmemiş. Kuru. Tatlısı kabuk nasıl şerbetinin yoğunluğu ya, falan? İçine çekmemiş. Çekmemiş. Ben özellikle tabağını böyle eğik bıraktım ki ne bir kenarda tatlının üstünde içi hamur gibi çekmemiş diye. Yok çekmemiş sadece hamur yiyormuşum gibi oldu. Ama şimdi şirinliği yani çekmemesi mümkün değil. İlk önce tatlımı yaptım. Şerbetini tamam döktüm. Kuru olmuş evet, güzel. Evet. Kuru olduğunda bak kuru. Hamur biraz yumuşak olmalı. Çekti. Yok, ama bu çıtır çıtır kat kat kaç ama kat bak oldu biliyor musunuz bu? 16 kat açtım. Evet. Onları kestim, katladım. Bak, hani bak bir 16 daha ekleyin üstüne. Kat kat kuru, oldu kuru yani. Kuru kuru. Çıtır çıtır olur. Bir hafta boyunca kuru şeyler istedim. Evet. Yiyin işte. Hayır kuru hayır. Sanki ama bakın çıtır çıtır katları sayılıyor. 3-4 gün durur da, 3-4 gün durur da şerbetine kendinden şekerlenir ya. Hı. Onun gibi olmuş böyle içini çekmemiş kuru vallahi kuru olmuş. Vallahi aynı şey Havva Hanım yemeğe dediniz, tatlıya yok dediniz, çorbaya ama dediniz. Ama helal doğru olsun doğru. Şey demiyorum. Yani birine değil hayır ki elinize sağlık. Ya hani yine eline kat sağlık kat tabii ki uğraştı için, da. Hani bu kat kat açıldığı yani, için şerbetini hep tüm katlarına çekiyor. İnanın şerbetin hepsini çekti. Kuru kuru. Döktüğüm. Bak. Yok, bak kesmiyor yani bile kuru, bak bak ben. Bak bak şuralar ama tek tek açıldığı şey için bu baklava hamuru yani baklava hamuru gibi düşünün. Tamam biliyorum kuru, tek tek açılıyor olur üst üste koyup kolayca açılıyor. Evet. Ama yapışmış içine vallahi çekmemiş. Vallahi hiç kolayca değil. Peki, doğrusunu alın. Ben anca doğrulmasını yerim. Ya isterseniz tepsiyi getirin. Şire ya de çekti yani. Hayır. Hepsini çekti. Getir demiyor mu? Bak kuru. Evet. Doğrusunu Hanım beğendi. Emine Hanım. Ben de beğendim. Emine Hanım beğendi. Siz ben aynı beğendim. Ben çok beğendim. Aa ne güzel. Ben de beğendim. Evet. Kayınvalidenin bir tanesi kuru dedi. Şerbetini çekmemiş dedi. Yani götüreceğim. Göstereceğim yani. Göstereceğim. Emine Hanım, Havva Hanım'a yemek beğendiremedik. Sulu sulu yemek dedik. Kuru yemekler yedin beğenmedin. Bakın yani. Tatlı bakın, harika bak getirdi olmuş. Bak. Daha yani ne kadar çeksin şerbetini. İşte çekmemiş orada doğru kalmış. Sert ama olduğu bir için. Bir şerbet döktük biz bunun için. Güzelim sert olmuş olmaz işte çekmemiş. O bak kadar işte da kalır yani. Yok. Bak, ama bir tencere şerbet döktük tamam biz bunun için. Tamam biz şerbetin tatlısını beğenmediniz. Çekmemiş her içine. Her sofranın tatlısını beğenmediniz. Herkese dediniz de niye? Ama tatlı bile olur. Niye beğendim de? Vallahi niye tatlı bile olur. Beğenmediniz. Yok yok, yok. Vallahi çekmiş benim şey olmamış. Benim tatlımı da beğenmediniz. Bak. İçi çekti. Yok gayet içi güzel yapmış. Bunun özelliği bu. O kadar yenmeyecek tatlı değil. Yok güzel güzel. Evet tatlıları da yedik. Birazdan büyük final var. 10.000 TL'ye bakalım bu hafta kime gidecek ama ondan evvel son açık oylama için hazırız. Kayınvalidelerden umduğum yorumları bulamadım. Adana'ya ait yöresel yemeklerim vardı benim. Fıstık köftem vardı, şırdan dolmam vardı. Damak zevkini bilmediği için, tatmadıkları için kötü kötü yorumlar yaptım. Yaptığım lezzetlerin kesinlikle puanı 7-8. En düşük puan alırsam kesinlikle soracağım neden bu kadar verdiniz diye, nereden kırdıklarını soracağım. Bence puan vermemek için ellerine gelen her şeyi yaptılar. Elinizi vicdanınıza koyun lütfen ya. Kızım elimi vicdanıma el koydum. Hiç mi emeğim yoktu benim? El açmalarım vardı. Kesme çorbamın hamurunu kendim açtım. Tatlımı kendim açtım. Kesinlikle hak etmiyorum. Kesinlikle.
ben size söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum şu anda. Elini emeğe sağlık. Emek çok fazlaydı. En azından emeğine bir iki puan daha verebilirdiniz. Yani hanımlar buyurun, puan tahtalarınızı elinize, bu kez de Nurgül için alın ve puanlarınızı yazın lütfen. Emine Hanım'ın puanıyla başlayacağız efendim bugün. Benim puanım 4. 4. Ama yani 4 puanı hak edecek bir masa mıydı? Elinizi vicdanınıza koyun lütfen ya. Kızım elimi vicdanıma koydum. El açması koydum. Var, şırdan doğması var, Adana'ya has evet, yöresel. Yani ben 4 bütün... puanı hak etmedim. Neye verdiniz 4 puanı? Ben beğendim salatayla tatlıya. Bu kadar mı evet, yani? Evet, salatayla tatlıyı beğendim. Kesinlikle ben 4'ü hak etmedim, kesinlikle. El emeği var. Beğendiğine de puan verdim kızım. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Eksik bir şey sunmadım. Eksik yok, çıkarmadım yok, ben beğenmedim size. Kızım. Masam beğendiğimi tamdı. Verdim. Yani, beğendiğimi ha, verdim. Hak etmedim, hayır kesinlikle hak etmedim 4 numarayı. 4 puanı. Bakalım Aydın Hanım kaç puan vermiş. Bekleyelim lütfen. Benim de size puanım 4. Ama yani ben 4 puan hak etmiyorum. Kesinlikle hak etmiyorum. Ben Adana'dan getirdim. Getireceksiniz. Kendi malzemelerimi Adana'dan getirdim. Bir yarışmadayız, getireceksiniz. O benim için mazeret değil. Lezzetlerim, el açması. Yani ben hiç sizin... mi emeğim yoktu benim? Bak, hiç mi emeğim hiç yoktu? Hiç yemediğim mumbarı bugün yedim ve puan verdim ona el da. El açmalarım vardı. Kesme tatlınızı çorbamın hamurunu kendim verdim. Açtım. Tatlımı kendim açtım. Neye ben... verdiniz 4 puanı öğrenebilir miyim? Mumbarınızın içi çok güzel olmuştu, beğendim. Evet. Ona verdim ki hiç mumbar yemedim. Hiç bilmediğim halde. Başka neye geldi? Ana yemeğinize puan verdim. Tatlınıza puan verdim. Hı-hı. Güzel olmuştu. Ellerinize sağlık. Bu kadar mı yani? Ama kesinlikle hak etmiyorum. Çok az vermişsin Aydın Hanım. Ben senden beklemiyorum. Bütün hafta bunu yaşadık kesinlikle maalesef. Kesinlikle ben 4 puanı asla bu masa hak etmiyordu. Ben kesinlikle sizlere yani... Emek çok. Bütün masa. Emek çok. Adana'yı getirdim ben size ya. Resmen bir uçtan bir ucu getirdim. Ellerinize size. Sağlık. Yarışmaya geldiniz. Evet getirecektiniz. Ama size bir kayınvalide olarak, bir anne olarak ben yani biraz bonkeşi olacaktınız. Cimri olmayacaktınız. Cimrilik evet. Yaptığımı düşünmüyorum Fatma Hanım. Lütfen. Peki bakalım Dursun Hanım kaç puan vermiş? Puanım 4. Siz de 4. Ben zaten hiçbir şey yemedim. Kapatabilirsiniz. Kesinlikle. Bir salatayla ben tatlısını yedim. Ara yemeği fıstık köftesini hiç yemedim. Zaten ama yenilmeyecek bir yemek değildi. Kesinlikle. O zaten... Ben size söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum şu anda. Elini emeğe sağlık. Emek çok fazlaydı. Hani 4 evet. Puan verilecek bence kadar... De. En azından evet. Emeğine 1-2 emeğe puan daha emeğe yani verilecekti. Eksik olmayan masaya verilecekti. Karşılamama verilecekti. Sonuçta tatlısını yani beğendiniz, salatasını. Masası güzeldi. Yani 4 puan, hayır. Kesinlikle. Puan. Yani benim masada sizlere böyle davranmadım. Kesinlikle. Kesinlikle ben hak etmedim böyle davranmadım. Bu puanların yani hiçbirini hak karşılığımı etmedim. Asla bulamadım. Evet. Karşılık bile bulamadım yani. Son puan da Hava Hanım'dan gelecek. Hiç hak etmiyorum. Ama asla. Üç ne ya? Üç ne abi? Bir şey söyleyebilir ne miyim? Ya, ne kesinlikle bir şey söyleyebilir miyim? Allah'ım, beni gelinlerinize rakip gördünüz. Böyle evet, bir masayı aynen. Kesinlikle el emeği çoktu. Yöresel evet. Yemek vardı. Hepsi lezzetliydi. Bizim tadı. Gelinlerin de emeği kesinlikle çok. Kesinlikle kendi gelinize hiçbir rakip gelin gördünüz. Hiçbir gelin emeği az diye bir şey kesinlikle, değil. Yani kesinlikle yemek, rakip gördünüz. Patlıcan yemekleriydi. Hayır kesinlikle kabul etmiyorum. Üçü lezzet, hiç kabul etmiyorum. Lezzet bakımından. Hiç kabul etmiyorum. Üç puanı ben hak etmedim. Asla hak etmedim. Bence de çok. Asla hak etmedim. Ve bu haftaki hiçbir gelinimiz de hak etmedi. Kesinlikle hak etmedim. Sen de dahil. Yani, çok az oldu. Üç hiç olacak iş değil.
Hayatım, eline emeğine sağlık. Birazdan yani diğer rakibelerin gelinler de gelecek. Hı-hı. Eminim onlar da duygu ve düşüncelerini paylaşacaklar. Evet. Sen benim puanımı onlarla birlikte büyük final alanında öğreneceksin. Tamam. Evet, şimdi büyük finaldeyiz. Teşekkürler. Yarışmanın sonuncusu hariç, dördüncüsü, üçüncüsü, ikincisi ve şampiyonu arasında birer puan fark var. Diğer gelinler 6 çeşit bir şeyler çıkartırken ben toplamda 9 çeşit çıkardım. 9 çeşit çıkarttın ama lezzetler önemli. Şırdan ve mumbar ana yemek olamaz mı? Ama herkesin yiyemeyeceği bir yemek Zuhal Hanım. Çünkü neden? Neden yiyemeyeceği? O da bir et. Sen biraz daha bence açık olmalısın. Gelinlerimizin de kayınvalidelerimizden arta kalır bir tarafı yok yani. Zaten bir tane iç hazırlıyor ve ikisini ayrı iç hazırlamıyor. O içle hem onu dolduruyor hem onu dolduruyor. Suya atıyor ve haşlıyor. Bu kadar ama yani. Ama olur böyle şey, tek tek yıkadık biz onu. Kayınvalidelerimizden bir tanesi, o da Dursun Hanım, da 6 puan verdi. Fakat geldi ertesi gün pişmanım, keşke vermeseydim çünkü gelinim bana kızdı, aramız açıldı dedi. Neden 6 verdi? Ben de sordum anneme neden 6 verdiniz diye. Çünkü benim aslında menüm ağırdı. Ben çünkü çiğ köfte tepsisinde o yaptığım köfteyi Zuhal Hanım yoğurdum. Ama kayınvalidenin kronometresi de bu haftaya damga vurdu. Güzel gelinlerimiz, tatlı gelinlerimiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız kızlar? İyiyiz. İyiyiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz valla. Sizi görünce daha bir iyi hissettim kendimi. Biz bu hafta biraz hastalık salladıysa da yıkılmadık ayaktayız. Geçmiş olsun. Size de bu yakışır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun sizden gelen enerjiyle. Evet ve geldik büyük finale. Bütün hafta didindiniz, çabaladınız, koşturdunuz, gözyaşları alın terinize karıştı. Gelinlerimiz çok güzel yarıştı ve bir tanesi de bizden tam 10.000 TL'nin sahibi olarak birazdan bu evden ayrılacak. Adana'dan gelen gelinimiz vardı, Ahıska Türklerimizden gelinimiz vardı. Çok renkli bir hafta oldu. Şunu rahatlıkla söyleyeyim, hepiniz çok güzel yarıştınız ve ilk defa... Teşekkür ederim. Ben böyle bir puan tablosu görüyorum sevgili seyirciler. İnanılır gibi değil. Evet, çok az puan farklarıyla şampiyonluğu kaçıran veyahut kazanan gelinlerimiz, yarışmacılarımız oldu ama... Yani yarışmanın sonuncusu hariç, dördüncüsü, üçüncüsü, ikincisi ve şampiyonu arasında birer puan fark var. Yani böyle bir şey olamaz. Bir puan farkla sıralama değişiyor yani. Ve bir üst sıradaki olan da bir puan azını aldığı için bir alt sırada oluyor veya üstünde oluyor. Yani böyle bir şey olamaz. Ama yine bu hafta maalesef dilerdik ki bu puanlar daha yüksek olsun ve yüksek puanlar birbirine yakın olsun. Yediler sekizler havada uçuşsun istedik ki hak eden çok fazla masa vardı. Fakat maalesef kayınvalideleriniz yine biraz puan konusunda cimri davrandılar. Peki her şeye rağmen yine bu haftanın tabii ki hak edeni var, kazananı var ama ona gelmeden evvel kim hak ettiğini, kazanacağını umuyor, düşünüyor, istiyor. Ben. Nurgül sen niye kaldırmadın? Ben kaldırmıyorum çünkü çok haksızlığa uğradım. Puanlar çok düşüktü. Hak etmediğim puanlar geldi. Hepimiz orada kattık. Kesinlikle ya. hayır. Kesinlikle el emeğim çoktu. El açmam çoktu. Benim de el emeğim çoktu. Yani eksiksiz bir melim çoktu. Kesinlikle eksiksiz bir melim çıkarttım ama asla ben o puanları hak etmedim. Hepimiz aynı. Hiçbirimiz. Evet sizler de eminim sizler de hak etmediniz ama kayınvalide. Nurgül kazanmayacağını düşünüyor. Kazanan gelin, kazanacağını düşünen gelinimiz ise bir tanesi daha doğrusu Serap. Neden sence? Yani Zuhal Hanım şöyle bir şey, diğer gelinler 6 çeşit bir şeyler çıkartırken ben toplamda 9 çeşit çıkardım. Hmm. Ve bunu vaktinde de yetiştirdim. Adedi mi önemli sana göre, lezzeti mi? Adedi de önemli, onu da geleceğim. Lezzeti önemli ve ben yemeklerimin hepsine lezzetine güveniyorum. Güzeldi. Herkes güveniyor. Herkes güveniyor kendine. Yani herkes güveniyor. Aslında şey soracağım, hani 9 çeşit çıkarttın ama lezzetler önemli. Lezzetine de sonuna kadar emek güveniyorum önemli. Ben. Emin hani ol. Emek sarf emin ettin mi? Uğraştırdı mı? Evet, uğraştırdı. Yani, emin ol çok uğraştırdı. Zaten güzel olmasaydı kayınvalidelerden bir tanesi de 7 puan vermezdi. Kesinlikle. Peki Hatice bir şey söyle. Çeşitler yemeğe göre çoğalıyor bence. İçine ne kattığımızın önemli yani. Ona göre çeşit artıyor. Yani bazı yemekler çok uğraştırıcı olurken. Benim ana yemeğim uğraştırıcı. Evet, benim ana yemeğim de uğraştırıcıydı. Yani sürekli. Yemeklerimin hepsi uğraştırıcıydı diyebilirim zaten. Benimki ama önemli olan 9 çeşit çıkartmak değil, lezzetli çıkartmak. Evet. Ben hem 9 çeşit çıkardım hem de çok lezzetli çıkardım yemeklerimi. Hayır, bu kadar da iddia ediyorum. Ne yaptın? Öğrenebilir miyim? Menüyü mü sayın? Evet. Hayır, ana yemeği söyleyin. Ana yemeğinde patlıcan kapamam vardı, etli.
Bu hafta patlıcanları, pilavları sık gördük. Ya birbirine benzer yemekler de aşağı yukarı. Benim de öyleydi, doğru. Ana menüm de öyleydi. Ne senin ana yemeği? Sebzeli etli gratenim vardı benim. Ama en farklı ve en... Yani o mu yani ağır? Hayır, graten. Farklı olduğunu düşünüyorum. Ya graten nedir ya? Farklı olduğunu düşünüyorum. Çok basit bence. Bence çok basit. Eğer ırktan derinine bakarsan, çeşit olarak da sayarsak, emir... Nasıl diyeyim, Amerikan salatasının altındaki şey de mi bir çeşit ya da... Niye onu yapmıyor musun? Onu kendince şey, hali halinden böyle yani marketten hali hazırlanıp getirmiyorsun. O zaman o da bir çeşit tabii ki. 8 çeşit yemeğimi çıkardım. Sonuçta altının o çanaklarını ben yaptım. Tutup böyle dolaptan bir tane kase alıp onun içine koymayı... O çeşit değil ki. Hayır, onu yapmıyor musun çanak... arkadaşım? Onu yapmıyor musun? Hayır, yaptığın çanak çeşit değil ki. Hayır, çeşit değil ya. Çeşite girmiyor ki o. Çeşite girmiyor. Olur mu? Sonuçta... Sunum olarak görüyorum. Tamam, ben sunum olarak koydum zaten de onu yemeye kalkan kayınvalideler de oldu. Merak etme yani. Bir de öyle bir şey vardı. Ben Amerikan salatasını yemekte tercih edilmediğini düşünüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya ben Adana'dan şırdan bu var özel getirttirdim. Temizlettirip ona... getirttirdim. Temizlemişsin. Ne güzel işte, kendin temizlememişsin. Hazır temizlenmiş şeyi almışsın. Zaten bir tane iç yapıyorsun. Arkadaşım zaten bir tane iç yapıyorsun. Yaptığın o içle iki kaşık şırdana, iki kaşık mumbara dolduruyorsun. Hayır, hayır. Kesinlikle doldurması çok zor. Hayır. Yöntemini biliyorsan, zor. Peki bir şey söyleyeceğim. Zeynep'in şırdan ve mumbarla ilgili görüşü bu. Kayınvalidelerin zaten tepkilerini, reaksiyonlarını masada gösterdiler. Bu ana yemek olamaz, biz bunu yiyemeyiz, niye önümüze bu kondu gibi garipseyenler oldu. Sizce Serap zaten söyledi, şırdan ve mumbar ana yemek olamaz mı? Ya da herkes bunu yiyemez, niye buna mecbur kaldık diye. Bir hayli ben ana yemek bu kadar garipsenen ve yadırganan ilk defa bir yarışmacı ve masa görüyorum. Ne diyeceksin Duygu? Ama herkesin yiyemeyeceği bir yemek Zuhal Hanım. Çünkü neden? Neden yiyemeyeceği? Neden? O da bir yiyemezdim. Et. O da bir et. Sen biraz daha bence açık olmalısın. Evet. Çünkü farklı bu yemeği insanlar var. Yemeyen insanlar var. Ama yöresel damak tadımız alışık değil. Ben de yöresel yaptım. Malatya yöresinden yaptım. Ama bulgurlu bir köfte olmasına rağmen bunun kıyması az diyen kaynanalar oldu. O diyorum bulgurlu bir köfte, yok bunun kıyması az. Bunları göze alarak yapmamız lazım. Ama yöresel aslında bir yemek olduğu için. Ama herkes yöresel nerelerden peki, geliyorlar şırdanı yemeye? Münevver sen ne diyorsun şırdan ve mumbar için? Yani ağır bir yemek yani et olarak ve açıkçası ben de yiyemem yani öyle bir yemeği. Allah Allah. Ben aslında sadece dana et yerim, o da hani bildiğim yerden alıp yiyorum. Gelinlerimizde kayınvalidelerimizden artık kalır bir tarafı yok yani. Koyun eti bile yemiyorum ben yani yemiyorum. Kokusuna bile dayanamıyorum öyle. Ama bu bir yemek yarışması, her şey doğru, çıkabilir emektir ama işte. Açık olmak lazım yeniliklere. Yiyen üstelik var, de bize var özgü yani mumbar dolması, şırdan, Adana'ya da özgü. Çok lezzetli bir yemek yani, lezzet baharatlarıyla. Hani kendini tanımlayan onların bir... Onların damak tadı buna alıştığı için evet, onlara lezzetli geliyor olabilir. Bir de öyle bir şey var. Ama şimdi yani şöyle her yemek... Zor ve iddialı bir yemek mi diyorsun Şeyhan? Çünkü ben açıkçası zor olduğunu düşünmüyorum. Hazır yıkanmış şırdanlar, mumbarlar geliyor. Zaten bir tane iç hazırlıyor ve ikisini ayrı iç hazırlamıyor. O içle hem onu dolduruyor hem onu dolduruyor. Suya atıyor ve haşlıyor. Bu kadar ama yani. Ama olur böyle şey, tek tek yıkadık biz onu. Biz de bütün malzemelerin hepsini hayır, tek tek yıkadık. Tek, sonuçta sen temizlemedin. O bunların inceliğini yani biliyor musun sen? Onu doldurmak çok kolay bir şey değil. Zaten içine alma gibi değil zaten ama. İçine zaten böyle koplasan bir kaşık bir şey dolduruyorsun. Kesinlikle. Yani doldurup da böyle komple kocaman bir şey doldurmuyor. Hayır olur mu öyle? Doldurmak, tek tek doldurmak bence tabii kolay bir yemek kolay değil ama herkesin yemeyeceği bir yemek. Risk mi almış yani? Risk almış. Kolay değil. Çünkü sen püreni veya Amerikan salatını anlatırken anlatıyorsa onunkisi daha zor aslında. Arkadaşım ben bir tek püremle Amerikan salatını dayanamam devam ki benim devamında da var. Çeşit, evet çeşit. 9 çeşit. Keşke siz de çıkarabilseydiniz 9 ben çeşit. Ben de 7 çeşit çıkarttım da çeşide göre şey yapmıyorum. 9 çeşit evet çıkarttım ama ben uğraşmıştım. Ben basit ağır basit çıkarsaydım kayınvalidelerden bir tanesi 7 puan vermezdi. Peki hakkı puan demişken verdi sevgili Serap. Şimdi kayınvalidelerimizden bir tanesi, o da Dursun Hanım da 6 puan verdi. Kime verdi altı bana puanı? Bana verdi. Duygu'ya evet verdi. Duygu. Fakat geldi ertesi gün pişmanım. Keşke vermeseydim. Çünkü gelinim bana kızdı. Aramız açıldı dedi. Bana niye verdin diye hesap sordu dedi. Doğru mudur? Kızma olmadı Zuhal Hanım. Öyle sen, dedi. Hani ilk gün yarışmacısı olduğum için ben de tabii ki haksızlığa uğradım. Hani istemedim puanları. Sen tepki verdin mi 6 puana? Yani verdim. Niye? Niye verdim? Niye? Çünkü el açması yok. Muştum. El açması mı olmalı 6 puan ya almak için? Ben anlamadım, bu da pastane gibi. El herkes bir el açma soruyor. Ben onu dedim bir gün, pastane de yarıştıralım gibi. Emek verilmesi lazım diye düşünüyorum. Hiçbir o yani yemeklerde emek yok mu? Emek peki sence neden 6 verdi kayınvaliden?
neden altı verdi? Ben de sordum anneme neden altı verdiniz diye. Çünkü benim aslında benim ağırdı. Ben çünkü çiğ köfte tepsisinde o yaptığım köfteyi Zuhal Hanım yoğurdum. Önce haşladım, sonra kızarttım. Kebabımı aynı şekilde biber, patlıcanı közledim, ayrı yerde kıvırdım. Ki bence doğru bir puandı. Kızmamalıydın veya evet, tepki vermemeliydin. Çünkü hayır, kızma, şunu kızma, yani eğer güzelse, lezzetliyse iyi yapmışsın aynen, anne demen tatlımı gerekiyordu bence. Tatlımı çok beğendiler ve altından onlara jest olsun diye bir kayınvalide çaysız içemem dedi, çay getirdim. Ben evet, bayağı hoş durdum o gün tamam, yani. Sağ olun. Hepimiz ama, emek verdik ama. Ama kayınvalidenin kronometresi de bu haftaya damladı. Ben uçtum zaten. Evet. Ben uçtum. Kendi gelini de bozulmuş. Sen çok hızlıydın. O, kendi gelini de bozulmuş herhalde Zuhal Hanım. Kendi gelini de bozulmuş. Ve çok bir manidar evet, yalnız Zuhal Hanım. Yok, şey ben gelini de kronometremiz bozuluyor. O da efendim? Kendi gelininde kronometre bozulduğunu çok garip ama bir şey. Ama ben kendime güveniyorum. En hızlı bendim diyor da yalnız arkadaş zaten bir pide miydi yanlış mı hatırlıyorum senin yani gününde? Pide derken pideyi ara sıcak pide olarak getirip ortaya koyarsan o zaten zaman almaz ki. Bir nasıl tane pideyi tabağa koyup getireceksin. Hayır, zaten hızlı olmaman mümkün hayır, değil. Yanında turşun vardı yani, ve ben onu tek tek dilimleyerek koydum tabağa. Normal servis evet, yaparaktan getirdim yani. Yani. Hani bir tane pideyi ortaya pide için servis geçerli koymak değil, çok da pide zaman kaybolacak bir şey değil yani. Diğer ana yemeklerimde de aynı servis. Servisi aynı sürede içerisine getirdim yani. Kaç çeşit vardı? Zaten 6 çeşit vardı. Tamam, gratin getirdin. Yanına pilav mı getirdin? Biz zaman süresinden bahsediyoruz. Tamam işte biz hani zaman onları çeşide takmış. Hayır, onu söylemiyorum arkadaşım. Anlatmaya çalıştığım şey şu ki, şimdi sen tabağa 2 çeşit bir şey koyuyorsan bu çok zaman almaz zaten. Bunu koyup da içeriye getirmek çok bir zaman almaz. Yani tamam, onu anlatmaya çalışıyorum. Ben kısa sürede demek istedim yani. En ama aynı şekilde aynı adette olup daha geç servis yapan gelinlerimiz de oldu. Evet. Gerçekten hızlı bir servisi vardı ama bakalım bu sonuçlara nasıl yansıdı tabii. Geleneksel yemekler size has lezzetler veya bu servisin hızlılığı ne derece sonucu etkilemiş elimdeki tabloda yazıyor. Evet. Ben de yavaş yavaş sonuçlara gelmek istiyorum. Evet, demin de dediğim gibi enteresan bir tablo. Birer puan farkla gelinlerimiz sıralamada yerlerini aldılar. Şampiyonumuz da bir puan farkla şampiyonluğu kazanacak. Birazdan açıklayacağım ama önce maalesef haftanın en düşük puanını alarak programımızda 5. olan gelinimiz Nurgül oluyor. Nurgül'cüm kayınvalidelerden 15 puan. Benden ise 7 puan aldın ve 22 puanla yarışmamıza veda ettin. Elin emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Ve geldik işte o enteresan, şaşırtıcı sıralamaya. Şu an açıklayacağım 4., 3., 2. ve şampiyonumuz arasında sadece ve sadece birer puan fark var. Ve geldik. Heyecan durdu da. Evet. Bakalım kim 4. olmuş bu hafta? ...25 puanlı Hatice oluyor. Hatice'cim sen kayınvalidelerden 18... ...benden ise 7 puan alarak... ...maalesef aslında fena da değildi puanın... ...ama senden daha yüksek alan... ...gelinlerimiz oldu. Senin de elin emeğine sağlık. 3 kişi kaldılar. Duygu, Serap ve Münevver. Üçünden biri... ...10.000 TL'yi alarak... ...hayallerine kavuşarak gidecek. Ve aralarında birer puan fark var. Yarışmanın üçüncüsü... ...Hatice'den sadece ve sadece... ...bir puan fazla alarak... Şampiyonluğa veda edecek. O da Duygu oluyor maalesef. Duygucum sen kayınvalidelerden 19, benden 7 puan alarak 26 puanla maalesef 3. oldun ve 2 finalistimiz kaldı geriye. Dün yarışan Münevver ve ondan evvelki gün yarışan sevgili Serap ve aralarında sadece 1 puan fark var. Bakalım bu haftanın şampiyonu tam 10.000 TL'nin sahibi hangi gelinimiz oluyor? El ele tutuştular vay bir kader birliği, kardeşliği, arkadaşlığı. Aynen öyle söyledim.
10.000 TL'nin sahibi... ...Münevver oluyor. Tebrikler. Serapcığım sen kayınvalidelerden 19, benden 8 puan aldın, 27 puanla şampiyonluğu kaçırdın. Eline emeğine sağlık. Alayım sizi böyle. Gelin buyurun. Buyurun. Kendileri çok lezzetli yemekler yaptılar. Tebrikler. Gel Münevvercim, eline emeğine sağlık. Afiyet olsun. Ödülü alayım. Sen kayınvalidelerimizden 19 puan aldın. Tıpkı Serap ve Duygu gibi. Benden ise tam 9 puan alarak 28 puanla birinciliği hak ettin. Eline emeğine sağlık diyorum. Güle güle harcayın. Hepinize teşekkürler. Efendim bu hafta da bizden bu kadar. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Kızlarımızı alkışlıyoruz. Bravo. Teşekkürler.